Defke Haber TV televizyonlarından hepinize iyi bir öğleden sonra diliyorum. Bugün yayınımız 25 Haziran'da yapılacak ara seçimler için bir konuğumuz olacak. Konuğumuz bağımsız aday Abdullah Korkmazhan. Abdullah Korkmazhan'la hem bugünümüzü konuşacağız, hem neden aday olduğunu konuşacağız, hem ülkemizin birçok sorununu gündeme getireceğiz. Bu sorunlara karşı çözümleri neler olduğunu görüşeceğiz. Abdullah Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her şeyden önce, başlamadan önce, seçimlerden önce bir başarılar dileyelim size. Teşekkür ederim. Ve konumuza geçelim hemen. Neden aday oldunuz? Neden aday olduk? Kısaca özetlemem gerekirse, bunu daha detaylı konuşuruz. Kalıplaşmış siyaset anlayışından artık insanlarımızın usandığını gözlemliyoruz ve farklı bir siyaset ve yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bunu yaratmak, bunu mümkün kılabilmek için ve bunu büyütmek için aday olduk. Evet, bir özgeçmişinizi okuduğumda arkeoloji ve sanat tarihiyle başladınız, siyaset bilimine, uluslararası ilişkilere geçtiniz ve Türk solu üzerine kitaplar yazdınız. Ve özellikle dikkatimi çeken Orta Doğu konusu üzerinde de, Türk Orta Doğu konusu üzerinde de araştırmalarınız, çalışmalarınız oldu. Her şeyden önce Kıbrıs'ta Türk solunu nereye koyuyorsunuz? Nasıl konumlandırıyorsunuz? Başarı oranını bir sorayım ben size. Kıbrıs Türk solundan bahsediyoruz değil mi? Evet. Büyük mücadelelerle dolu bir tarihimiz var. Ben Kıbrıs solu olarak ele almayı tercih ediyorum. Kıbrıs'taki sol mücadeleyi. Ve bununla ilgili de yazdığım bir kitap var. Bir tarafı uçurum, bir tarafı ateş. Bu Derviş Ali Kavazoğlu'nun, TMT tarafından katledilen Derviş Ali Kavazoğlu'nun kendi sözüdür. Ve bu o dönemki solcu Kıbrıslı Türklerin içinde bulunduğu açmazı ifade etmek için söylenmiş bir söz. Yani bir tarafta uçurum, bir tarafta ateş. Orta yerde kaldık. Toplum olarak, Kıbrıs Türkleri olarak tam da aslında bugün yaşadığımız durumda bu şekilde. Çok büyük mücadele tarihimiz var aslında bugüne kadar geldiğimizde ve çok büyük başarılar da var. Yani örneğin Lefke'deyiz bugün. Lefke Maden Grevi, Lefke Maden Direnişi var. Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Kıbrıs işçi sınıfının ortak mücadele tarihinin en önemli adımlarından bir tanesi. Ve çok hazin de bir hikayesi var burada. Göçük yaşanıyor madende ve 11 tane yanılmıyorsam sayısını, yanlış hatırlamıyorsam işçi yanarak can veriyor. Tanınmaz halde cesetler. Buna rağmen ayrı ayrı gömülüyorlar. Yani şu 3 tanesi Rum'dur, bu geriye kalan Türk'tür şeklinde. Yani kim, hangisi Türk, hangisi Rum belli değil ama o milliyetçi akıl, çok da önemli değil ama o ayrıştırıcı milliyetçi akıl orada bile devreye giriyor. O işçiler Kıbrıs işçi sınıfının birliğini, ortak mücadelesini ve Kıbrıs sol mücadelesinin birlikteki mücadelesini, ortak mücadelesini simgelemektedir. O yüzden ona değinmek istedim. Lefke'de bulunduğumuz için... Geçmişteki bütün başarılı süreçlerde solun birliğini görürüz. Ne zaman bir araya geldiysek, bu ülkede demokrasi güçleri ne zaman güçlerini birleştirebildiyse, memleket gailesiyle hareket edebildiyse, parti gailesini kişisel hırs ve egoları bir kenara bırakıp da ülke için, memleket için bir araya gelip hareket ettiyse bir başarı var sonunda. Örneklendirmek gerekirse daha yakın tarihten örnekler vereyim. Bu memleket bizim platformu. Evet. Yıkılmaz gitmez denen denktaş rejimi gitti. Görece daha demokratik bir ortam oluştu. Anlam planı denen süreç yaşandı. Kapılar açıldı. Evet, çözüm referandumunda istediğimiz sonuç elde edilemedi ama Kıbrıs Türk toplumu bir değişim, dönüşüm süreci yaşamaya başladı o günden bu yana. Birazcık, yani bir saniyecik bir virgül koyarak araya girmek istiyorum. Sami Özüsü
Bugün CTP'nin adayı, rakiplerinizden birisi. O da davetliydi. Yoğun çalışmaları nedeniyle önce kabul etti. Sonra işte vakti kalmadığı için, samimiyetine inanıyorum, meslektaşım, tanıdığım insan. Ona soracağım bu soruyu şu noktada, getirdiğiniz noktada. Bu memleket bizim platformu ve anlam planı. O zamanki referandum falan. O dönemde CTP'nin ve aynı zamanda Akıncı'nın da içinde bulunduğu oluşumu büyük bir başarı elde ettiğini görüyoruz. Ancak daha sonra, ki bu soruyu gerçekten Sami'ye sormak isterdim. Sevgili Sami gelseydi soracaktım. Bugün benim dikkatimi çeken, sanki hani bir sol parti olarak gördüğümüz CTP'nin sağa kaymış gibi bir görüntüsü var ve bunu çevremde de konuşup sordum. Yani sadece ben mi yanılıyorum? Öyle bir görüş var. Neden sol, yani devamlı böyle hırpalanıyor veya sağa kaymalar? Burada bir, bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama neden bu hale geliyor sol? Evet. Tabii Sami dostumuz, arkadaşımız, evet. Onu söyleyeyim. Kendisini severiz, sayarız. Rakip olarak da görmüyorum Sami'yi. Yani rakip olarak görmüyorum derken, arkadaşım. Ama Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ortaya koyduğu siyasal yaklaşımla hemfikir değiliz. O yüzden o noktada farklı adaylıklarımız söz konusu. Çünkü burada bizim açımızdan önemli olan parti meselesi değil. Yani partimin bir vekil daha kazanması değildir bizim için önemli olan. Memleket adına ne yapılabilir? Onun arayışındayız, onun çabasındayız ve bu süreçte de ortaklaşılabilmesi için biz çok çabaladık. Yani solun ortak bir adayla bu süreçte yer alması noktasında bu mümkün olmadı. Ama biz ne zaman bu iş ve güç birliklerini memleket için parti ve kişisel hırs, ego ve çıkarları bir kenara bırakarak o bütünleşmeyi sağlayabildik, toplum olarak kazançlar elde ettik. Bu memleket bizim platformu, bunlardan bir tanesiydi. Barış ve Demokrasi Hareketi denen bir oluşum, süreç var örneğin. Sıfırdan %14'lere çıkan bir süreç oldu ve ilk kez parlamentoda parlamentonun yarısını sol aldı. O güç birliğinin getirdiği çabayla. Ne zaman bölündük, parçalandık, kaybettik. Ne zaman birleştik, Mehmet Ali Talat Cumhurbaşkanı seçildi. Bir sürü çözüm süreci başladı. Ne zaman birbirimize düştük, işte Eroğlu, UBP süreci tekrar başladı bu memlekette. Bir araya geldik, Akıncı'yla yeni bir süreç başlattık. Dağıldık, Ersin Tatar geldi, getirildi. Bu memleketin başına bir kayyum olarak atandı ve hala daha bu ülke şu an kayyumlar tarafından yönetiliyor. Toplumun iradesine dayanmayan, toplumun iradesi neticesinde seçilmemiş, atanmış, Türkiye'deki iktidarların sözcülüğüne soyunmuş kişiler tarafından yönetiliyor. Bu Türkiye'deki müdahalelerin bir sonucudur ama bu memleketteki demokrasi ve yurtsever güçlerinin de burada sorumluluğu büyük. Bizim bir araya gelerek ülkemizi, yurdumuzu, özgürlüklerimizi, yaşam biçimimizi, kimliğimizi, kültürümüzü korumamız gerekiyor. Ben günün parti yarışı, kişi yarışı olmadığını düşünüyorum. Memleket için, ülke için, gelecek için, bu ülkede var olmak için bir araya gelip de hep birlikte mücadele vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Biz bu anlayışla hazırlandık 25 Haziran seçimlerine. Ortaklaşmak için çok çabaladık ancak bu olmadı. Olmamasının çeşitli sebepleri var. Baktık gördük ki herkes partisini düşünerek hareket ediyor. Yani onu söylemeye çalıştım biraz önce. Evet, sebep bu ne yazık. Yani bizim bundan bir şekilde kurtulmamız gerekir diye düşünüyorum. Geldiğimiz aşamada artık toplum olarak bir varoluş mücadelesi içerisindeyiz. Dolayısıyla bu noktada artık partilerin hiçbir önemi yoktur diye ben düşünüyorum. Toplumsallaştırmamız gerekiyor bu mücadeleyi ve toplu bir duruş sergilememiz gerekiyor. Özgürlüklerimizi, yaşam biçimimizi, kimliğimizi, kültürümüzü korumak ve Kıbrıs'ta federal bir çözüme ulaşmak, bunu toplumsallaştırarak hep birlikte
ilerletmemiz gerekiyor. Bundan başka hiçbir çıkar yok, yol yoktur diye ben düşünüyorum. Abdullah Bey, sindikaların katkısı olması gerekmez mi? Yani bir sol hareketi güçlendirmekte sendikalara büyük iş düşmüyor mu? Tabii sendikalar ki. Son zamanlarda eski sendikalı hareketleri hatırlıyorum ben Kıbrıs'ta çalışırken. Hı hı. O kadar güçlüydüler ki şimdi sendikalar da biraz zayıflamış gibi. Acaba kendi içlerinden mi yoksa baskılar dolayısıyla mı? Neden sendikalarda şimdi sol hareketi? Sendikaların varoluş sebebi üyelerinin haklarını savunmaktır. Tamam, her şeyden önce. Tabii. Kendi ülkesinin haklarını tabii ki savunacak. Tabii ki. Bunu oldukça yoğun bir şekilde yapan sendikalar var. Hiç yapmayan sendikalar da var. Ama burada siyasal mücadeleye öncülük etmesi gereken siyasal güçlerdir aslında. Biz biraz sanki toplum olarak böyle atı arabanın arkasına koyuyoruz. Evet, sendikalar da bu mücadelede çok önemli örgütlerdir ve daha yoğun bir şekilde bu süreci ilerletmeleri gerekiyor, yer almaları gerekiyor ama sendikalara da bu siyasal ortamı sunması gereken, bu memlekette siyaset yaptığını söyleyen, siyasi mücadele içerisinde olan kesimlerdir. Şimdi siz bu ülkenin yurtseverleri, demokratları olarak parti çıkarlarınızı bir yana bırakıp da bir araya gelip toplumsal bir güç oluşturmazsanız sendikalar da çekingen davranır haklı olarak diye düşünüyorum. Haklısınız. Şimdi gelelim seçimlere. Biraz bu konuları konuştuktan sonra. Şimdi bağımsız bir adaysınız. İsteriz ki sizin gibi değerli kişilerin de o mecliste olması. Teşekkür ederim. Farklı görüşlerin orada ve özellikle kadınların da orada olması, genç kadınların da mecliste bulunmasını çok isteriz. Hı hı. Bir bağımsız aday olarak sizin işiniz daha zor. Arkanızda tabii ki bir parti olmadığı için, onların üyeleri olmadığı için daha zor. Hı hı. Nasıl bir mücadele vereceksiniz ki bu seçimi kazanabilirsiniz? Şimdi her şeyden önce ben Sol Hareket'in de genel sekreteriyim. Sol Hareket bir siyasi hareket, parti değil. Parti olmadığı için bağımsız aday olarak yasa gereği yer almak zorundayım. Bizim de örgütümüz var. Ülke genelinde olabildiğince, tabii ki diğer büyük diyeceğimiz fiziken büyük partiler kadar olmasa da bir örgütlü gücümüz var. Arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Yani yalnız başıma götürdüğüm bir süreç değil. Her ilçede ekiplerimiz var. Mücadele arkadaşlarımız var. Onların oluşturdukları çalışma grupları var. Bu süreci birlikte götürdüğümüz pek çok mücadele arkadaşımız var şu an. Tabii ki eşitsiz şartlarda yarışıyoruz. Kesinlikle. Yani fiziken büyük partiler olması yanı sıra devlet bütçesinden alınan dünya kadar büyük miktarlarda milyonlarca TL'lik katkılar var. Bu çok ciddi miktarlarda paralardır. Evet. Ve bugünkü ekonomik zor şartlarda ben siyasi partilere yapılan bu devlet katkısının kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu memlekette siyaset yapmak isteyen, siyasi mücadele vermek isteyen herkes bizim yaptığımız gibi üyelerinden, arkadaşlarından, sempatizanlarından topladığı bağışlarla bu süreci götürmesi gerekiyor. Eşitlikçi ve demokratik siyasi mücadele bunu gerektirir. Sizin benim cebimden oluşturulan, vergilerle oluşturulan, devlet bütçesi içerisinden alınan paralarla bu memlekette siyaset yapılıyor. Bu kabul edilemezdir diye ben düşünüyorum. Bunu geçtik. Örneğin geçen gün bir yasal değişiklik yapıldı ve siyasi partilerin düzenledikleri balo ve piyango biletlerinden KDV'ler kaldırıldı. Yani bu kadar da olmaz dedirten bir şey ama oluyor. Yani süte KDV kaldırılmadı değil. Çocuk besine kaldırılmadı. Kadınların ihtiyaçları noktasındaki bir takım gereçler için KDV'ler kaldırılmadı. Atıyorum herkesin kedisi, köpeği vardır, bir hayvan dostu vardır ve çok pahalıdır yemleri. Evet. Bu arkadaşlarımızın. Benim de var köpeğim. Bunların KDV'lerini kaldırmadınız. İlaçların KDV'sini kaldırmadınız. Neyi kaldırdınız? Partilerinizin düzenleyeceği baloların ve ilaçların KDV'sini kaldırdınız. Bu ayıptır. Bu ayıptır. Ve tam da
neden aday olduğumuz noktasında çok ince bir örnektir. Siyasi partiler ne hükümettekiler ne muhalefettekiler halkı düşünmüyor. Halkı düşünerek siyaset ürettiklerine ben inanmıyorum. Tek düşündükleri şu anki siyasette oluşturdukları statükoyu korumaktır. Hem hükümettekilerin hem muhalefettekilerin. Aman ha bu statüko bozulmasın. Biz böyle iyiyik yaklaşımı vardır. Biz tam da bu siyasi statükoyu bozmak için aday olduk. Biz tam da gördük, gözlemledik ki ne hükümete ne muhalefete insanların güveni, inancı yoktur. Ve 25 Haziran'da ödüllendirmeyeceğini de biliyoruz onları. Yeni bir siyasete ve farklı bir muhalefete zemin sunacaklarını düşünüyoruz. Ve bunun için mücadele veriyoruz. Ve 25 Haziran bizim için bir son olmayacak. Tabii hani ki. Çok sorulan bir soru var işte. Bir milletvekili ne yapacak? Çok şey yapacak. Çok şey yapacak. Her şeyden önce. Tabii Ulusal Birlik Partisi'ne bir vekil daha verirse bu toplum, yani 24 vekili var. 25 olursa şu anlamı şudur, politik anlamı şudur. Ben hükümetin icraatlarından memnunum, alın size bir vekil daha, sizi ödüllendiriyorum demektir. Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne bir vekil daha verirse bu toplum, ben senin muhalefet tarzından ve anlayışından memnunum, böyle devam et, al sana bir vekil daha demektir. Benim gözlemlediğim ne hükümetten ne muhalefetten memnun değildir insanlarımız. Dolayısıyla bağımsız, farklı ve alternatif bir siyasal adaylık noktasında bizi destekleyeceğini düşünüyorum. Ve bizim meclise girmemiz noktasında ciddi bir politik mesaj vereceğini düşünüyorum toplumun her yöne. Hem buradaki siyasi partilere, biz evet, sizin oyuncağınız değilik. İki, burayı yönettiğini iddia eden atanmış kayyumlara ve onları atayanlara. Çünkü bizim ortaya koyduğumuz siyaset de farklı bir siyasettir. Biz Türkiye'deki iktidarların tahakkümü ve müdahalesi altında yaşamayı reddediyoruz. Biz AKP'nin muhafazakarlaştırma politikalarını reddediyoruz. Kıbrıslı Türklerin özgün kimlik ve kültürüyle, kendi özgür yaşam biçimiyle bu topraklarda yaşamasını savunuyoruz. Kardeşlik temelinde, eşitlik temelinde, özgürlük temelinde birleşik bir yurdun oluşturulması için mücadele veriyoruz. Ve Türkiye'deki egemenlerin Kıbrıs'ın kuzeyini sömürgeleştirme politikalarına karşı çıkıyoruz. Ekonomik olarak buranın Türkiye'nin bir sömürgesi haline getirilmesini reddediyoruz. Kültürel anlamda buraya başka bir kültürün aktarılmasını, din anlamında Sunni İslam dayatmalarının yaşamın her alanında bu topluma dayatılmasını reddediyoruz. Bize verilecek olan her oy bu noktada bir mesaj olacaktır. Ve bizim o meclise girmemiz yeni bir sürecin aslında, yeni bir dönemin esas başlangıcı bu şekilde olacaktır. Şey soracaktım size, Türkiye ile ilişkileri soracaktım ama çok güzel özetlediniz. Ben bugün Kıbrıs Türk'ünün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en büyük sorunun hani ekonomi şeklinde konuşuluyor, hı hı, ama benim düşüncem eğitim çok daha önemli duruma gelmiş gibi görünüyor. Şimdi eğitim derken eğitimin her bir kademesinden bahsediyorum. Bir de sınırlarmaz giriş çıkışlardaki kontrolsüzlüğün bu ülkede birçok şeyi değiştirdiğine inanıyorum. Evet. Siz nasıl bakıyorsunuz bu konulara ve özellikle eğitim konusunda hocaların okullara gidip din dersi vermesi konusunda veya işte burada herhangi bir dini yapının kadınların nasıl yaşayacağı şeklindeki yorumları veya baskıları konusunda neler düşünüyorsunuz? Bunlar bizi, ben bir kadın olarak rahatsızım ve çevremdeki birçok insan da bundan rahatsız. Hı hı. Şimdi 21 yılı aşkın Türkiye'deki siyasal İslamcıların bir iktidarı söz konusu. Çok demokrat bir yaklaşımla ortaya çıkan bir siyasal İslam süreci. Ama gittikçe otokrat bir rejime dönüşen, gittikçe baskıcı bir rejime dönüşen, özellikle kadınlara yönelik, özellikle LGBT+'lara yönelik bir
düşmanca bir siyasetle, gerici, muhafazakar bir anlayışla hareket eden bir noktaya evrildi. Erdoğan'ın son seçim kampanyasında da kampanyanın odak noktasına kadınları ve LGBT plusları koyduğunu hep görerek gördük. Türkiye'deki birçok özgürlük orta yerden kaldırıldı ve insanlar kendi yaşam biçimlerini özgürce yaşamak noktasında çok büyük zorluklar yaşıyorlar. Baskı görüyorlar, tehdit görüyorlar. Bu yönde mücadele eden akademisyenler, gazeteciler, siyasetçiler hücrede hapsedilmiş. Birçoğu da Türkiye'ye girmek yasaklısınız. Evet, giremedim. Onlardan bir tanesi de sizsiniz. Türkiye'nin milli güvenliğine aykırı faaliyette bulunmuşum. Evet. Türkiye'ye girişim yasaklandı. Pek çok insan var, bedel ödüyor Türkiye'de. Bu karanlık rejim daha da fazla Kıbrıs'ın kuzeyine doğru gelecek önümüzdeki dönemde. Bunun işaretlerini veriyor. Yani Sunat Atun'un çıkıp da meclis kürsüsünde işte din imamları branş öğretmeni olarak sınıflara göndermemiz gerekiyor demesi, bu Sunat Atun'un kendi düşüncesi yalnız başına değildir. Kesinlikle. Bu bir kamuoyu hazırlama çalışmasıdır. Burada çok net mı yoklanıyor? Evet, burada çok net bir duruş sergilemek gerekiyor. Öğretmen sendikalarımız burada bu duruşu sergilerler ama yetmez, toplum olarak da evet, hayatın her alanında bu karşı duruşu sergilememiz gerekiyor. Yine öğretmen ithali konusu var. Saray rejiminin emir eri olmaktan başka hiçbir vasfı ve özelliği olmayan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu her gün öğretmenlere hakaret etmeyi, onları aşağılamayı marifet sayan Nazım Çavuşoğlu, bu memlekette eğitimi bitirme noktasına getiren Nazım Çavuşoğlu, çocuklara çadırda eğitimi uygun gören Nazım Çavuşoğlu, eğitimde bu kadar kaos varken bunlarla ilgilenmeyen, ben geçen gün Nazım Kemal Lisesi'ni ziyaret ettim Mausa'da, gördüğüm manzara içler acısı, utandım yani ben, konteynerleri dizmişler, 40-45 kişilik sınıflar şeklinde tasarlanmış. O konteynerlerin içinde toplasanız 15-20 kişi zor sığar. O çocukları sokacaklar, onun içerisinde öğretmenleri de ve eğitim yaptıracaklar. Sağlıksız aynı zamanda. Ve bununla bu anlayış çıkıyor, toplumdan bir vekil daha istiyor şimdi. Ve bu anlayış çıkıyor ve diyor ki, bu memleketin öğretmenleri yeteneksizdir, beceriksizdir, bilmezler bu işi. Dolayısıyla biz Türkiye'den öğretmen getireceğiz. Bu anlayışın mahkum edilmesi gerekiyor. Biz bu anlayışa karşı her alanda mücadele veriyoruz. Seçim sürecinde de veriyoruz. Umarız, göreceğiz, umutluyuz ki 25 Haziran'da da bu yönde bu mücadele büyütülme noktasında bize toplum tarafından bir zemin sunulacak. Nüfus konusuyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben sol görüşlü bir insanım. İnsanlar arasında ayrım yapmam. İnsanlar arasında ne ırkına, ne kimliğine, ne rengine, ne konuştuğu dile bakarak değerlendirmem insanları. Sınıfsal temele bakarak, sınıf farklılıklarına bakarak insanları ayırırım. Bana göre bir tarafta burjuva, zengin sınıf vardır, sermaye sınıfı vardır. Diğer tarafta da sömürülen emekçiler, çalışanlar vardır. Benim ayrımım bu şekildedir toplum içerisinde. Türkiye'li, Kıbrıslı, işte şu bu diye insanları ayırmam. Ancak benim ülkemde bir nüfus sorunu var. Evet. Benim ülkeme bilinçli ve sistemli bir şekilde bir nüfus aktarılıyor ve yerleştiriliyor. Ve benim, bize karşı bir kültürel baskı değil mi? Benim toplumsal demografik yapım değiştiriliyor. Ben buna karşıyım. Bu politikayı uygulayanlara karşıyım. İnsanlarla bir sorunum tabii ki yok. Bu ülkede olan, çalışan insanların benim gibi sağlık hakkından, eğitim hakkından eşit şekilde yararlanması gerektiğini düşünüyorum. Ama vatandaşlık vermek zorunda değiliz kimseye. Biz küçük bir toplumuz. Malta örneği çok verilir. Doğru bir örnektir. Malta'da gidebilirsiniz. Bir Maltalı'nın sahip olduğu tüm haklara sahipsiniz.
Hatta yerel seçimlerde oy kullanma hakkınız bile vardır. Çünkü yaşıyorsunuz. Evet. Ama o ülkenin siyasi iradesini değiştirme noktasında bir işlem görmemesi gerekiyor. Dolayısıyla biz ülkeye kimlikle girişlerin derhal durdurulması gerektiğini savunuyoruz. Yeni vatandaşlık dağıtılmasının durdurulması gerektiğini savunuyoruz. Beyaz kimlik uygulamasıyla oy kullanma hakkı dışında eğitimden, sağlıktan, evet, bir Kıbrıslı Türk gibi bu insanlarımızın da yararlanabilmesini, çünkü bu aynı zamanda bir insan hakları sorunudur. Yani diğer yandan şu boyutu da vardır. Yani buraya getirilen, yerleştirilen veya da kendi isteğiyle göç eden insanlar vatandaş olmadıkları için sağlıktan, eğitimden özellikle yararlanamıyorlar. Bu da sorundur benim için. Dolayısıyla bu işin kapsamlı bir şekilde ele alınabilmesi ve yeni bir vatandaşlık yasası yapılması gerekiyor. Biz bu yönde bir mücadele yürüteceğiz. Türkiye'deki egemenlerin Kıbrıs Türk toplumunun kimliğine, kültürüne, yaşam biçimine saygılı olması gerekiyor. Burası başka bir ülkedir. Kesinlikle. Burası Türkiye'nin bir parçası değildir. Burası Kıbrıs'tır. Kıbrıs yurdudur. Kıbrıs bizim için ortak bir yurttur. Siz geldiniz bu memlekette, ortaya yere barikatlar çektiniz, dikenli teller çektiniz. Burada ayrı bir devlet ilan ettiniz ama kimse tanımıyor. Türkiye bile tanımıyor. Kesinlikle tanımıyor. Mecliste bir kararı yok. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bizim yurdumuz ortaktır. Bizim yurdumuz bir bütündür. Ve kendi kimliğimizle, kültürümüzle, yaşam biçimimizle bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz. Bunun mücadelesini de büyütmeye devam edeceğiz. Abdullah Bey, şimdi şunu da sormak istiyorum. Gerçekten Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki duruma bakış açınız, çözüm şekilleriniz, görüşleriniz çok değerli. Ama diyelim ki bugün 25'inde gittiniz ve seçildiniz, o sandıktan çıktınız. Yapacağınız ilk iş ne olacak? Şimdi biz bu sürece çıkarken bir siyaset belgesi de oluşturduk. Çözüm, 3 adımda çözüm odaklı siyaset yaklaşımı ve yapacaklarımızı 3 maddede özetledik bu belgede. 10 sayfalık bir metindir. Daha tüm başlıklara dair politikalarımız, görüşlerimiz mevcut. www.abdullahkorkmasan.com web sayfamızdır. Orada her şeyimiz mevcut. İndirilebiliyor PDF olarak seçim broşürümüz. Oradan da incelenebilir. Daha detaylı bir şekilde ben özet bir şekilde aktarmak durumundayım. Şimdi bir irade ve demokrasi odaklı bir siyaset yaklaşımı ortaya koyacağız ve bu yönde yeni bir anayasa çalışması için çalışma yürüteceğiz. Bu anayasa çalışması KKTC'ye bir anayasa çalışması değil. Federal Kıbrıs'ı öngören ve Federal Kıbrıs'ın parça devletçi olacak olan Kıbrıs Türk Federe Devletçiliğinin anayasasını şimdiden oluşturmaya başlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Tüm yapılacak yasal değişikliklerin ve yeni yasaların da bunu öngörerek hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İkinci noktası, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği vatandaşlığından kaynaklanan toplumsal haklarımızı elde etme ve etkin bir şekilde kullanma mücadelesidir. Biz herhangi bir milletvekili olmayacağız. Yani şu an mecliste olan 49 vekilin tam karşısında bir siyaset anlayışı ortaya koyacağız. Mücadelemizi meclis içerisine kesinlikle hapsetmeyeceğiz. Farklı yolları, topluma farklı kanalları, farklı yolları, farklı yaşam alanlarını açmak için mücadele vereceğiz. Bunların başında da Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki haklarımız, Avrupa Birliği'nden kaynaklanan haklarımız konusu vardır. Hakan sen KKTC vekilisin, nasıl olur bu iş falan denebilir. Olabilir. Seçilmiş biri miyim? Toplum tarafından yetki verilmiş biri miyim? Bu yetkiyi istediğim gibi toplumun yararınaysa kullanabilirim. Diğer nokta ise Federal Kıbrıs odaklı siyaset yaklaşımıdır. Esas kavgadır. Kıbrıs'ı Türk toplumunun esas kurtuluşu, çıkışı, Kıbrıs'ın federal temelde birleşmesi, çağdaş dünyanın bir parçası olabilmesinden geçmektedir. Kıbrıs'ın büyük güçlerin çatışma merkezi değil, ülkeler arası bir barış köprüsü haline dönüştürülmesidir. Biz bu 3 temel noktada mücadelemizi götüreceğiz ileriye doğru.
Çok güzel. Gerçekten hayal kurması bile güzel bu işlerin. Her şey hayal kurmakla başlar. Evet, çok güzel. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İşçi Partisi'nin çalışmaları, siz konuştukça oradaki İşçi Partisi'nin çalışmaları. Erkan değerli bir arkadaşımız. Evet, o gözümün önüne geldi. Çok teşekkür güzel, ederim, sağ gerçekten. Olun. Peki, iki soru arka arkaya soracağım. Siz onu, sözünüzü kesmek istemiyorum. Çok güzel anlatıyorsunuz. Önce solu birleştirmek için Kıbrıs'taki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki solu birleştirmek için nasıl bir yol izlenmeli? Onu bir sorayım size, ötekini sonra sorayım. Şimdi her şeyden önce geldiğimiz aşamada artık siyasi irademizin gasp edildiğini, geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçilmiş toplum liderliğimizin tasfiye edilerek oraya bir kayyum atandığını, ardından siyasi partilerin dahi iç işlerine müdahale edildiğini yaşayarak gördük. Evet. Ulusal Birlik Partisi'nin bile genel başkanını seçmesine müsaade etmediler. Yani birkaç programda bunu söylüyorum. Faiz Sucuoğlu'nun hakkını savunmak da bize kaldı bu memlekette. Onu soracaktım zaten. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde demokrasi sadece sandığa gidip oy atmak. Hayır, yani. Bunu hayır, yaşıyoruz hayır. Yani. Şimdi Ulusal Birlik Partisi'nin seçilmiş genel başkanı Faiz Bey'dir. Evet. Kendisiyle %100 siyaseten farklı bir noktadayım. Ve onun temsil ettiği siyaset anlayışına karşı da mücadele veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Ama UHP'nin seçilmiş başkanı Faiz Bey'dir. Evet. Seçilmiş başbakan da odur. Evet, ama Ünal Bey şu anda... Ancak kendisine bu yaptırılmadı. Partisinin %60 oyuyla seçilen bir Faiz Bey var. Parti meclis seçiminde 50. sırada çıkan bir Ünal Bey var. Ve bugün hem UBP'nin başındaki kişi hem de ülkenin başbakanı atanmış bir kayyum olarak Ünal Bey. Seçilmiş biri değil. Evet. Tahsin Ertuğrul'la bakıyorsunuz. Seçilmiş biri değil, atanmış bir dışişleri bakanı. Ve memleketi atanmışları yönetiyor şu an. Evet. Dolayısıyla bu noktada bu ülkenin demokrasi güçleri bir araya gelmeyecek de ne zaman gelecek? Evet, neyi bekledik? Zamanı gerçekten. Neyi bekledik? Yani bekledik sendikalarında başına kayyum atasınlar. Bekledik sivil toplum örgütlerini feshetsinler. Artık Avrupa Birliği projelerine başvurmayacaksınız. Bitti bu iş desinler. Beklerik belediyeler yasasını yaptılar. Evet. Muhalefete rağmen birleştirdiler birçok belediyeyi. Şimdi beklerik belediye başkanlarını da artık atasınlar. Doğu'da yaptıkları gibi. O kaldı. Kayyumlar. Muhtarları da atasınlar. Ne zaman bir araya geleceğiz biz? İşte bunun için... Dolayısıyla yapılması gereken şudur. Çok net. Çok temiz. Bu memleket bizim platformunda biz ne yaptık? Çıkardık parti rozetlerimizi, koyduk kenara. Dedik ki biz çözüme kadar beraberik arkadaşlar. İnönü Meydanı'nda okunan bildiriyi ben hala daha hatırlıyorum. Evet. Hep birlikte 80-90 bin tane insanla birlikte İnönü Meydanı'nda biz bir bildiri okuduk. Dedik ki federal çözüme ulaşana kadar bu birlikteliği devam ettirecek. Devam ettirmediğimiz için bugünleri yaşarık. O gün o birlikteliği devam ettirmediğimiz için bugün bu durumdayız. O yüzden yapılması gereken nedir? Yapılması gereken parti rozetlerini bir yere koyacak. Sen oydun, sen buydun kenara koyacak. Toplumsal kurtuluşu sağlayana kadar, federal çözüme ulaşana kadar, dünyanın, çağdaş dünyanın bir parçası olana kadar toplumsal olarak demokratıyla, yurtseveriyle, sosyal demokratıyla, solcusuyla birlikte mücadeleyi büyüteceğiz, ortak müşterekleri belirleyeceğiz, bunlar için mücadele vereceğiz. Bugün Türkiye'de bile ki bizim ülkemizdeki bazı solcu arkadaşlarımız işte bizdeki sol kültürden oldukça geri bulur Türkiye'deki sol kültürü. Bugün Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi gibi iki zıt kutup bir araya geldi. Demokratik Türkiye talebiyle bir araya geldi. Evet. Ve birlikte mücadele verdiler. Başarısız olduğu ayrı bir tartışma konusu. Gene de yani nüfusun
Yani seçmenin ülkenin iadesi destek verdi. Ama orada bakın, bunu yaparken nasıl bir süreç izlendi ama? Burası çok önemlidir. İşte toplumsal bütünleşmeyi nasıl sağlayabilirsiniz? İşin formülü buradadır. CHP demedi. Ben %28'lik bir partiyim. Hepsiniz bana biat edeceksiniz. Evet. Değil mi? Herkese eşit tutuyor. %1 oyu olan bir partileri bile eşit olarak masaya evet. oturtmadı mı? Evet. Listelerinde hepsine oy yani. Oranına göre kontenjana verdik. Verdi mi? Ve kazandırdı da. Kazandırmadı mı? Ayrıldı. Tabii. Ayrıldılar. Ortak mücadeleye devam ediyorlar. Evet. Ama o farklı görüşün de kendisiyle birlikte yaşamasına müsaade etmedi tabii mi? Tabii ki. O toplumsal bütünleşme bu şekilde sağlanmadı mı? Bu şekilde sağlandı. Evet. Bizdeki yaklaşım şudur. Ben büyük partiyim. Evet. Ben ne dersem o. Bana katılacak. Evet. Niçin? Ben büyük partiyim. Böyle deye deye bu memlekette 10 binlerle insanı bezdirdiler ve sandığa gitmiyor insanlar. Evet. Anlatabildim. Eskiden çok sandık da değil sadece. Mücadeleden vazgeçtiler. Olmaz bir şey noktasındadır insanlarımız. Çünkü ne yapsak UBP diyorlar. Tamam, hayır ama bunu biz yarattık. UBP'nin gücü bellidir bu memlekette. 30, 35. Biz dağılıp bölünüp parçalandığımız için 45'lere çıkıyor i̇şte oran olarak. Siz niye 30-35'i yıkamıyorsunuz? Biz ne zaman bir araya geldiysek, anlam planı döneminde %65'e %35 evet. değil miydi oran? Evet, evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Akıncı'nın ilk seçiminde oran nasıl çıktı? %60'a 40 çıktı. Değil mi? Yani şunu daha söylemeye çalışıyorum. Bu memleketin demokratları, yurtseverleri, ilericileri ne zaman bir araya geldiyse Ulusal Birlik Partisi'ni evet. biz orada bıraktık. Çünkü bu memlekette azınlıkta olan anlayış zaten UBP'dir. Evet. UBP zihniyeti azınlıktadır. Evet. Solcular, demokratlar, yurtseverler ne zaman bölünüp parçalanıyor? O azınlıktaki kemikleşmiş yapı birinci oluyor. Evet. Bunu görmek lazım. İşte o zaman iş size düşüyor. Birleşmek, güç birliği yapmak gerekiyor. Biraz önce Türkiye'de verdiğiniz örnek gibi Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki altılı masanın mücadelesi gibi burada da sol görüşlü ve sadece sol görüşlü değil gerçekten şu yönetime karşı olanların birlikte hareket etmesi gerekecek. Hı hı. Umarım istediğiniz gibi olur. Şimdi ekonomiden biraz bahsettik ama Türk lirasının erimesini de biraz konuşsak. Çünkü tabii. bu da gündemimizde olan şeyler. Bunun için ne yapılabilir? Hani ikide bir de bazıları çıkıyor, Eurozone'a mı geçmemiz gerekiyor falan diye. Ama Eurozone'a geçmemiz gerekiyor demekle bitmiyor bu iş. O kadar basit değil. Tabii. Bu konuda görüşleriniz. Tabii ki Euro'ya geçiş ya da stabil para birimi desek daha doğru olur. Mümkün. Yani nasıl mümkün? Bunun için siyasi irade gerekir. İşte yani söylemek de olmuyor. Nasıl ki bir gecede de facto bir şekilde Kıbrıs lirasından Türk lirasına geçtik. Evet. Bir gecede de facto bir şekilde Türk lirasından Euro'ya geçebilirik. Bunun için oturur hükümet olduğunu söyleyenler der ki ben şu tarihten itibaren vergilerimi Euro topluyorum. Hizmetlerimi Euro olarak veriyorum. Maaşları Euro olarak ödüyorum. Bir denge, düzen gelecek. Bunu uygulayan pek çok işletme var şimdi. Öyle mi? Tabii. Bak, yani maaşlarını Euro ödüyor, hizmetlerini Euro veriyor, devlete verdiği vergileri de döviz üzerinden veriyor. Euro bazlı sistemi bu şekilde geçiyor. Geçiyor. Bu Eurozone'a girmek değil. Eurozone'a girmek farklı bir şey. Eurozone'a dahil olabilmen için devlet olabilmen gerekir. Evet, evet. Ya da çözüm olması gerekir ki onun bir parçası olabilir. Bunun için adım atılması gerekiyor. Bu bir. İki, sadece bunu söyleyip de işte kurtuluş reçetesi olarak atıp ortaya yere de çekilmek de doğru değil. Halkı rahatlatıcı ekonomik önlemleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Değil mi? Asgari yani. Ücret artık yani bir ücret değil. Komik bir rakam. Doğru. Bizde bir asgari ücret tespit komisyonu var. Oturuyorlar masaya, günlerle konuşuyorlar ve 5-6 kişi yüz binlerce işçinin maaşını belirliyor. Asgari ücret tespit komisyonu derhal feshedilmesi gerekir.
Eşer mobil sistemi yeniden uygulamaya konması gerekiyor ve asgari ücretin ve diğer ücretlerin de tüm çalışanların aldığı ücretlerin, kamu özel ayrım yapmıyorum, tüm maaş ve ücretler Eşer mobil sistemiyle hayat pahalılığı oranıyla doğru orantılı bir şekilde artması gerekiyor. Yani kimsenin iki dudağı arasına insanların maaş ve ücretlerini, emeğinin karşılığını siz hapsedemezsiniz. Hayat pahalılığı artıyorsa maaş ve ücretleri de doğru orantılı bir şekilde artsın. Bu yapılabilir. Diğer yandan KDV, vergi bunlar belli bir süreliğine kaldırılabilir. Bahsettik yani süt, ilaç, temel gereksinimler. Bunları yapacak olanlar gidiyorlar oy birliğiyle. Partilerin balo ve piyango birliklerindeki KDV'yi aldırıyorlar. Anlatabildim. Yani yapılabilmesi gereken birçok ekonomik önlem, hayata geçirilmesi gereken önlem varken bunları yapmak yerine bunu yapıyorlar. Ve başbakan olan atanmış arkadaşımız Ünal Bey de çıkıp ne diyor biliyor musunuz? Evet doğru diyor döviz karşısında değer kaybetti. Moralinizi bozmayın. Nasıl? Moralinizi bozmayın diye bir şey olabilir mi ya? Ne çözüm önerisi sunuyorsun sen bu insanlara? Hiçbir şey değil. Dolayısıyla ekonomik olarak yapılacak çok şey var. Atılacak çok da adım var. Sadece euro değil. Daha fazla barikat açılması gerekiyor bu memlekette. Bu hem toplumlar arası ilişkilerin artmasına yardımcı olur. Hem daha rahat geliş gidiş olur. Bugün Kıbrıs'ın tarafından gelen döviz akışı olmasın bunun içerisinde bizim esnafımızın durumunu ben düşünemiyorum. Çok doğru. Düşünemiyorum. Bunu kolaylaştırmak gerekiyor. Turizmin önünü açmak gerekiyor. Sanayileşmenin önünü açmak gerekiyor. Üretimi teşvik edici adımlar atmamız gerekir. Üretmeyen toplum yok olmaya mahkumdur. Bağımlı yaşamaya mahkumdur. Biz üretim sektörlerini kapattık. Memur toplumu olmayı kabul ettik. Şimdi de döviz karşısında aldığımız tele maaşlarının erimesi karşısında feryat ediyoruz. Üretmezsek buna mahkumuz arkadaşlar. Üreten bir toplum haline gelmemiz gerekiyor. Bunun yolları var. Yeşilat tüzüğü var. Evet. Geçen sene yeşilat tüzüğünün üzerinden yaptığımız ihracatla bu yıl yaptığımız ihracatı karşılaştırdığımızda %100 bir artış var. İki katı ihracat yapmışız biz. Demek ki o kapı açıktır. Onu etkin bir şekilde, daha fazla bir şekilde kullanmak gerekir ki yeni üretim sektörleri açılsın, üreticiler ürettiklerini daha çok üretsin, daha kaliteli ve daha çeşitli üretsin. Burada bir soru soracağım size. Hemen bağlıyorum. Ama bizde orada bir atanmış kayyum var. Bütün gün şükran çekip hamaset gütmekten başka bir şey yapmaz. Ona göre burada eşit egemen iki devlet var. Ve o rahatsızdır yeşilat tüzüğünden. Elinden gelse kaldıracak. Elinden gelse barikatları da kapatacak. Onu yaparsa sanırım bütün şeyler sokaklara dökülür. Üreticiler sokaklara dökülür. Burada aklıma gelen soru şu oldu konuşmanızın içinde. Üretim diyorsunuz. Yeşilat tüzüğü dolayısıyla artıyor bizim ihracatımız falan diyorsunuz ama dikkat çekici bir şey daha vardır. Lefkoşa'dan mesela ben Gaziveren'de oturuyorum. Lefkoşa'ya gidiyorum, dönüyorum örneğin. Her gün biraz daha güzel yurda doğru inşaatlar çoğalıyor. Tarım arazileri gittikçe azalıyor. Hı hı. Bunun önü nasıl kesilecek? Pandemide bir şey yaşadık biz. Ne kadar paran olursa olsun sen üretmiyorsan alma imkanın yok. Yani paran da olsa alamazsın. Pandemi dönemi yaşıyorsun. Evet. O bir örnek sadece. Neden bizim tarımsal alanlarımız inşaatlara açılıyor, buna izin veriliyor? Ben geçen gün Girne'ye gittim. Limana indik arkadaşlarla. Yemin ederim duramadım. Borcu değil mi? Duramadım. Yani ben daha önce de Girne'ye çok gittim ama yani arkadaşlar dedim yani ben nefes alamıyorum burada. Denizin kenarında nefes alamayan bir insan. Çıktık ve ayrıldık oradan. Beton, öyle bir betonlaşma yaşanmış ki orada. Artık şey girmiyor, şehrin içine hava girmiyor. Dikmişler koca koca şeyleri, gökdelenleri. Ve ben yine basında okumuştum. Nida'yı Güngör'ü, bir önceki belediye başkanının açıklamasıdır. Bir programda söylüyor. Basına da yansıdı.
İşte diyor, biz diyor artık altyapımız yetersizdir diyor bu nüfus karşısında. Girne'nin arıtma tesisi 30 bin kişi için tasarlanmış bir sistemdir. Şu anda nüfus kaç? Şu an nüfus 130 bindir diyor Girne'de. Bunu belediye başkanının kendisi söylüyor. Dolayısıyla bu arıtma sisteminin kapasitesinin arttırılması gerekir diyor. Gazeteci de iyi bir gazeteci. Soruyor, peki ama şimdi ne yapıyorsunuz pekiler? Evet, artırılana kadar ne olacak? Denizin içine döşediğimiz 300 metrelik boruyla denize boşaltıyoruz. Yazıklar dedi. Olsun ya. Bunu bir belediye başkanı söylüyor. Girne'de... Çaresizlikten söylüyor aslında. Girne'de hem bir betonlaşma yaşandı, hem de o lüks kazinolar var ya hani... Evet, evet. İşte yatırım düşmanları diye bize karşı çıkan bir kesim vardır işte... Ekonomi, servet düşmanları vesaire işte istihdam sağlıyoruz. Hangi ekonomi? Oraya gelen şeyler, turistler. Gazinoların bu memlekete bir kuruş faydası yoktur. Yoktur, evet. Bir kuruş faydası yoktur. Bu ülkeye çok zararı vardır. Bu ülkeye uyuşturucu, suç ve suçlu, her türlü kirli ilişki, kaynakların sömürülmesi, vergi kaçakçılığı, kara para transferleri, aktarılması, aklanması hepsinin içinde bunlar vardır. Ve doğamızı da katlediyorlar. Girne'deki pek çok otelin atıkları borularla denize boşaltılıyor. Ve biz bundan ders almadık. Söylediğiniz gibi böyle Omurfa'ya doğru gelir Lefkoşa'dan. Ya üretim alanı bizim köy mesela. Hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu İskele Karpaz bölgesindeydik arkadaşlarla. Korkunç bir inşaat furyası devam ediyor. Bizim köyde de öyle. Ve özellikle de oradaki farklı bir durum var. Yabancıların eline geçmiş oradaki araziler, İranlılar, Ruslar, Yahudiler ve her yer şu an inşaat alanına çevrilmeye çalışılıyor. Bizim şeyim, kıyımızda hep Yahudiler var, Katarlılar var, yabancılar var, Ruslar var. Hayırlısı. Kim yapıyor bu işleri? Ulusal Birlik Partisi'nin milletvekilleri yapıyor, biliyor musunuz? Komisyonculuk yapıyorlar. Emlak sektöründedir birçoğu. Milletvekilleri. Evet. Çünkü yasa gereği yabancılar lazım ortak da bulsun. Evet, daha fazla yerli bir ortak. Yer alacaksa. Bu işleri UBB'li milletvekilleri yapar şu an. İsim de verebilirim ama vermeyeyim. Yeni bir dava almayalım. Elimde belge yok biliyorum ama. Komisyonculuk yapıyorlar biliyor musunuz? Emlakçılık yapıyorlar yani. Çok ciddi paralar kazanıyorlar. Memleketin topraklarını yabancılara satıyorlar. Bunlar milliyetçidir ha. Bunlar bizi vatan haini görür. Evet. Bunlar bizi Rumcu görür. Barış isterik bu memlekette, insanca bir yaşam isterik diye. Ama... Öyle pis işleri gizlediler ki bu vatan, millet, Sakarya, Kur'an-ı Kerim arkasına insanları böyle yaptıkları işleri bu şekilde gizliyorlar. Şunu da ekleyeyim. Konu bağlandı gibi. Şimdi Interpol, Uluslararası Polis Teşkilatı bu memlekete gelse, bu memleketteki kabinede bakan kalmaz. Ciddi bir iddia. Kalmaz. Sadece bakan değil, milletvekilleri ve birçok siyasi de içinde bu geçerlidir. Birkaç örnek vereyim. Örneğin, ben hala daha bunu söylüyorum. Söylediğim için de bana dava açtı. 5 yıla kadar da hapisliğimi istiyor Ersin Tatar. 2015 yılına kadar Ersin Tatar, İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi tarafından aranıyordu. Evet, biliniyor. Bu biliniyor, basına da düştü. Ben söylemiyorum. Evet. Peki... Siz bu memleketin şu an cumhurbaşkanısınız. Ne için açıklamazsınız topluma? Neden aranırdınız? Ne için ararlardı sizi dolandırıcılık ofisi? Ben kendisine sordum. Kapandı o dosya, kapandı gitti dedi bana. Peki ben bir vatandaş olarak bilmek istiyorum. Ne için ararlardı seni? Bir şey yaptın? Yapmadıysan onu da bilelim. Hı. Açıkla. Tahsin Ertuğrul'u, Ercan'da yaşanan rüşvet skandalı vardı. Ombudsman raporlarına da girdi. Ne oldu? Sizin de adınız geçerdi. 2 milyon dolar rüşvet aldığınıza dair iddialar var. İddialar var diyorum. Peki bu soruşturuldu mu? Araştırıldı mı? Tahsin Bey bu yönde bir açıklama yaptı mı? Hayır. Ombudsman raporunda var. Ünal Üstel. JET raporunda oldu. Pandeminin içerisinde siz
getirdiğiniz merite indirdiğiniz insanları jetlerle işleri bağladınız, hallettiniz, gönderdiniz. Marmara'nın tehkime verdiler şimdi. Napta Alsancak'ta merit grubuna verdiler. O pandemi dönemindeki jet raporu, jet skandalı çerçevesinde bağlanan bir işiydi bu. Hesabını verdi mi Yunan üstleri bu skandalın, bu yolsuzluk? Yok, orada kapandı sanırım o şekilde. Dosya durur. Evet. Dosya durur. Zorlu töre, meclis başkanı. Yüce meclis, yüce meclis diye bağırır. Bakırköy Adliyesi'ndeki davanız ne oldu Zorlu Bey? Sigara kaçakçılığına kaçakçılığı yaptığınıza dair iddia var. Dava olduğu söylenir. Ben söylemiyorum, basında da çıktı. Çıkın ne yoktur deyin. Yalan söylüyorsunuz da. Örneğin, Hüseyin Özgürgün nerededir? Hakkında bir sürü rüşvet evet. iddiası var. Kaçtı, Türkiye'de yaşıyor şu an. Bir sürede ödemeye devam ettik kendilerine. İşte onu söyleyeceğim, milletvekili olarak devam da etti. Ne oldu? Geçtiğimiz gün Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi oy birliği bir yasa geçirdi. Siyasi partilerin vergi borçlarını vesairelerini affettiler bu yasayla ilgili. Ve birçok avukat arkadaşımızın şöyle bir iddiası var ki, Hüseyin Özgürgün'ün davalarda düştü bu yasanın geçmesiyle ilgili. Bununla ilgili hem hükümet kanadının hem muhalefet kanadının kamuoyunu doyurucu bir şekilde bilgilendirmesi gerekiyor örneğin. Başka yolsuzluk iddiaları da var. Erhan Arıklı, hani bize şey dansı oynar, nedir? Azerbaycan... Yani Erhan Arıklı her şeyden önce... Uzak Asya'dan gelen esas Türklerin oynadığı Kazak dansı, Kafkas dansı oynar. Türklüğünü ispat etsin. Ne kadar büyük milliyetçi olduğunu ispat etsin. Çok özür dilerim. Bu sözümü mutlaka söylemek istiyorum. Çok az zamanım kaldı. Devam edeceksiniz. Gene özür dileyerek kesiyorum. Erhan Arıklı her şeyden önce Kıbrıslı Türk kadınlardan özür dilesin söyledikleriyle ilgili olarak. Ben bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Karşıma çıktığı zaman da bunu kendisinden isteyeceğim yani. Buyurun siz devam kesinlikle edin. Kesinlikle katılıyorum. Devam edin. İki kısa soru koyayım araya ve hiç tamam, araya girmeden bitiresiniz. Bir, neden nüfus sayımı yapılmıyor? İki, neden bizim gençlerimiz hep yurt dışında kalıyor da elçiliği kontrolünde iş buluyor gerekli kişiler. Kesmeyeceğim sözünüzü, süremiz tamam. azaldığı için kesinlikle. Araya girdim. Çünkü Erhan Arıklı konusunda benim içim çok yanıyor. Erhan Arıklı Interpol tarafından aranıyor. Neden aranıyor? Neden Türkiye dışında başka hiçbir ülkeye gidemiyor? Tutsa gitsin, teslim olsun, aklansın. Bu ülkenin Ulaştırma Bakanı değil misin sen? Ben bir yurttaş olarak rahatsızım. Bu ülkenin bir bakanı hakkında bu tür iddiaların olmasından dolayı, Interpol tarafından evet. aranıyor olmasından. Ve siz böyle bir durumdayken ve Kıptek ile ilgili bir sürü yolsuzluk iddiası hakkınızda ortadayken çıkıp kadınlara hakaret ediyorsunuz. Bunu kendiniz de hat olarak bilebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunu daha çok sayabileceğim isimler var. Biz girersek meclise bunların hepsinin hesabını soracağız. İki elimiz yakalarında olacak. Bütün yolsuzluk dosyalarını tek tek inceleyeceğiz. Tek tek üzerine gideceğiz, hesap soracağız. Eğer bu iddialardan herhangi biri doğruysa yargıya ulaşacak. Bunun altını çizmekte fayda var. Nüfus sayımı yapılmak istenmiyor. Biz Birleşmiş Milletler'in gözetiminde ve denetiminde bir nüfus sayımı yapılmasını istiyoruz bu memlekette. Bunu istemiyorlar. Çünkü burada yarattıkları bu demografik değişikliği, bu asimilasyon sürecinin açığa çıkmasını istemiyorlar. Gençlerimiz neden yurt dışında? Çünkü biz gençlerimize burada hayallerini... Ya Rum tarafında çalışıyorlar ya yurt dışında çalışıyorlar. Evet. Yani yazık değil mi o analara, evlatlarıyla? Gençlerimize hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir yurt yaratmak zorundayız hep beraber. Yenileri göç etmesin. Göç edenler de ben biliyorum. Birçoğuyla bazen konuşuyoruz. Oradadırlar. Çalışıyorlar. Ama hep bir memleket hasreti vardır işlerinde. Kesinlikle. Biz yurdumuzda daha insanca yaşanabilir bir düzen oluşturmamız gerekiyor. Adaleti tesis etmemiz gerekiyor. Fırsat eşitliğini tesis etmemiz gerekiyor. Çağdaş dünyanın bir parçası olmamız gerekiyor ki gençlerimiz bu ülkede hayallerini,
bu ülkede de gerçekleştirebilsinler. Bunun için biz mücadeleyi büyütmeye, ileriye taşımaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim Abdullah Bey. Ben çok değerliydi açıklamalarınız ve gerçekten mecliste olmanız çok değerli olacak. Kıbrıs Türk halkı için değerli olacak. Umarım önünüz açık olur. Umarım sizi mecliste görürüz. Umarım meclise girdiğiniz zaman da o boş koltukları seyrettirmezler bize. Birisi konuşurken içeride o milletvekilleri maaşlarının karşılığını versinler. İç tüzüğe de uysunlar. Umarım sizi orada görürüm. Programın başında söyleyecektim ama unuttum. Buyurun. Lefke'deyik. Lefke benim için, Lefke ve Lefkeliler benim için değerli, ayrı bir yeri olan insanlar ve bir bölge. Çünkü ben Fikret Demirel'i çok severim. Şiirlerini çok severim. Aşk ve şiirle barışan bir dünyaya uyandır beni. Uyandır bir sabah beni der. Dolayısıyla onu da saygı ve sevgiyle anmak isterim. Kendi yurdumda, Lefke'de. Lefkelilere de buradan sevgiler, saygılar. Belediyeye de, Lefke Belediyesi'ne de, Aziz Kaya Başkan'a da, sizlere de, Teoman Oktay'a da ve diğer tüm arkadaşlara da bu fırsatı bize sundukları için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Davetimize karşılık verdiğiniz için yolunuz açık olsun. Görüşmek üzere tekrar. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugün konuğumuz Sayın Abdullah Korkmaz Sandı, bağımsız aday. Sol görüşüyle bilinen, sol siyaseti savunan bağımsız aday Abdullah Korkmaz Sandı. Bir başka programda yeniden birlikte olmak üzere hepinize iyi bir öğleden sonra diliyorum. Hoşça kalın. People wanna
Bulutlar adam öldürmesin. Kadınlar insandır. Biz ise insanoğlu. İki büyük ozanın sözleriyle başladık bugünkü programımıza. İlk dizeler büyük ozan Nazım Hikmet'e, ikinci dizelerde aslında dörtlükte bir başka büyük ozan Neşet Ertaş'a ait. Neden bunlarla başladık bugün? Bugün çünkü analara kıyan, başka birçok şeye de kıyan bir sistemin, bir kapitalist sistemin ortaya çıkardığı bir gün bugün. Anneler günü. Bu bize dayatılan günler, sistemin dayattığı günleri kutluyoruz ne yazık ki. Çünkü o düzenle yönetilen ülkelerde yaşadığımız için. Analar her zaman kıymetli olmalı. Kadınlar her zaman kıymetli olmalı. Bugün iki tane konuğumuz var stüdyomuzda. Önce ilk konuğumuzu size tanıtmak istiyorum. İlk konuğumuz bundan yaklaşık bir ay önce meclis kapısındaydı. Meclis kapısında gelen geçen insanlara bakmaktan utandı. Bazıları utanmadığı halde o utandı. Ve o utancını orada belirtmek istedi. İnsanlara utancını yansıtmak istedi. İlk konuğumun adı Yüzsüzler. Hoş geldin. Hoş geldin Yüzsüzler. Bakmaya utanıyorsun bize. Biz hala sana bakmaya devam ediyoruz. Belki bir mesaj alırız ümidiyle. Sana bakmaya devam ediyoruz. İkinci konuğumuz da efendim, Yüzsüzleri yaratan üretken bir kadın. Bir ana, Levan Cankat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Yusuf Hocam. Sizinle bugün burada Lefke'de, bu mütevazi stüdyoda, özel bir günde. Aslında sizin dediğiniz gibi anneler her gün sevilmeli, insanlar her gün sevilmeli. Günleri bölüp bölüp bir kapitalist çarkın içinde yok etmemeliyiz. Ama bugün Anneler Günü ve anaç olan, yüreğinde insan sevgisi hisseden herkesin Anneler Günü kutlu olsun diyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bugün aslında uzaktan da alakanız olan, daha doğrusu buralarda çok bulundunuz, bir bölgeye geldiniz. Lefke bölgesine. Lefke bölgesi üretken bir bölge bildiğiniz gibi. Siz de burada daha önce sergilerde açtınız. Burada başka etkinliklerde de bulundunuz. Ama Leman Cankat sevgili dostlar sadece bir seramik sanatçısı değil. Aynı zamanda bir aktivist de, bir yaşam koçu da. Şöyle kendisini özetlemiş aslında. Diyor ki topraktan geldik, Leman Cankat. Değil mi ki her canlı özellikle öleceğini bilerek yaşayan insan nefes aldığı süreçte ölümsüzlüğü arar, durur. Biraz da siz söz edin kendinizden bize. Kimdir Leman Cankat? Kendimi anlatmak aslında çok zor. Sizi anlatın deseniz sizi çok kolay anlatırdım. Evet. Şöyle söyleyeyim, yaklaşık 60 yıl önce İstanbul'da dünyaya geldim. Gözlerimi İstanbul'da açtım. Annemle babam gezmeye gitmişler, dedemi ziyaret etmeye. Çünkü dedem de 1940'larda Kıbrıs'tan İstanbul'a göç etmiş. Kıbrıslı bir İngilizce öğretmeni. Evet, enteresan. Evet, çok enteresan bir hikayesi var aslında yaşamımızın. Annem de babasını görmemiş. Annem bana hamile. Babam bir gün ona demiş ki hadi hanım kalk seni götüreyim babana. He. Annem 3 tane çocuk eteğinde, bir tane ben karnında. O zamanlarda böyle uçakla ya da hemencecik işte Mausa'dan kalkıp gitmiyordu. Evet. Bütün kıyıları, Ege kıyılarını dolaşarak bir haftada İstanbul'a varmışız.
Şimdi ben annemin karnında karanlık bir torbadayım. İstanbul'a geldim, bir çıkıp bakayım dedim ne var ne yok. O gün bugündür 4 Eylül'den beri nefes alıyorum ve aslında hiçbir kız kardeşime, kardeşime benzemediğim söylenir. Şekil olarak değil, yapı olarak, karakter olarak, aykırılık olarak. Ben de derim ki ilk nefesi ben İstanbul'da aldım, nasıl benzeyebilirim ki? 3 oğlum var, 1 torunum var. Evet. Hayatı seviyorum, yaşamayı seviyorum ve asla pes etmeden yaşadığımız her türlü zorlukta, gördüğümüz her türlü önümüze çıkan taşları engel değil, basamak olarak atledip yürümeye devam eden, yürüyebildiğim için, nefes alabildiğim için şükretmesini bilen bir insanım ve etrafımdaki insanlara da dokunabilmeyi, çamurumla dokunabilmeyi, televizyon ekranından dokunabilmeyi, insanlara dokunup sallayıp uyandırmayı hedef ettim kendime çok uzun bir süredir, 20 yıldır belki daha fazla. Kendimi bildim bileli aslında. Bunun için uğraşıyorum. Enteresan bir lafınız var sizin. Yani sürekli de onu kullanıyorsunuz. Nedir acaba? Seramik sanatçıları genellikle işte yaptığı eserlerden söz ederlerken işte böyle bir şey yarattık, böyle yaptık, şöyle ettik şeklinde tasvirlerde bulunurlar. Siz yaptığınız çalışmalarda hep çamurla oynuyorum diyorsunuz. Evet. Bu enteresan bir tanımlama aslında. Evet. Çamurla oynama nedir? Bir anlatın bize. Şimdi biraz. Gerçekten ben, hayat aslında bir oyundur Yusuf Hocam. Yani hayat bir oyundur. Biz bunu böyle çok ciddiye alıyoruz ama hayat gerçekten bir oyundur. Zaman zaman tiyatro sahnesi gibi oynuyoruz. Zaman zaman bir çocuğun patta oynadığı gibi oynuyoruz. Zaman zaman piriyle oynuyoruz. Yani... Ben hiçbir zaman demedim gelin atölyeye seramik dersine katılın, gelin atölyeye benimle seramik yapın ya da seramik hocasıyım kelimesi ağzımdan çıkmadı. Çünkü seramik yaptığımız iş çamur, kildi toprak. Çünkü ben çamur derim bazısı şeydir nasıl yani kil değil mi? Evet. Tamam kil bir toprak cinsidir. Evet. Suyla karışır ve çamur olur. Ve bu çamur... Çok fazla sulanırsa balçık olur, tatsız olur. Onun kıvamını tutturursanız heykel olur. Evet. Ve onu pişirirseniz 1050 derecede 15 saat ölümsüz olur. Evet. Beni de heyecanlandıran bu kısımdır. Yani çamur oynamak aslında oynarken siz bütün hayallerinizi, siz bütün içinizi o elinizdeki bir parça çamura veriyorsunuz ve o çamuru şekillendirirken aslında kendinizi şekillendirirsiniz. Yani insanlar, bazısı ben çok gördüm işte, hasbelkader yakın doğuda da öğrencilerle eğitmenliğim oldu bir dönem. Kendi atölyemde, Karpaz'da, cezaevinde bunları konuşuruz sırası geldikçe. Yani herkes çamur oynayabilir. Bazılarının dediği gibi çamur bir entel dantel seramik sanatıdır falan filan. Ya o sanatı niçin yapıyoruz? Ya sanatçı nedir? Ben kendimi ayırmışım, soyutlamışım, bir tepeye oturtmuşum da sanatçı. Hayır ben kim insan olmaya çalışırım Yusuf Hocam? Yani insan olabilmek çok ayrı ve çok zor bir iştir. Ben insan olabilmek için yürüyorum ve yolcuyum. Bu insanlık yolunda yürüyorum. Sanatı da bir araç olarak kullanıyorum. Kesinlikle. Evet. Evet, aslında işte sanat araç mıdır, amaç mıdır? Hep tartışılan konulardan bir tanesi. Sanat kimin içindir? Tartışılan konulardan bir tanesi. Ama o kadar güzel özetlediniz ki, yani bir şey yaratılması, bir şeyin ortaya çıkması zaten insan emeğiyle çıkan bir şeyin ortaya çıkması zaten emek verilmiş, saygı duyulması gereken bir şeydir. Tabii ki bu doğru şekilde yapılmalı. İşte o zaman sanat olur herhalde, doğru şekilde yapıldığı zaman. Şimdi sizin birçok etkinlikleriniz oldu. Bir sürü resimleriniz var bizde. O resimlerden başlayalım sevgili Teoman. Resimlerden sırasıyla konuşalım bakalım resimleri.
Ne var ilk sıramızda bir bakalım. Yüzsüzler. Yüzsüzler. Yüzsüzlerden zaten o konuğumuz Yüzsüzler şu anda stüdyomuzda. Ama en önemli projelerden bir tanesiydi. Evet. Peki neden Yüzsüzler? Öncelikle o birinci fotoğrafta Yüzsüzler fotoğrafını kareleyen ve eserimi ölümsüzleştiren Atilla Karaderi. Çok teşekkür ediyorum. Atilla'ya buradan selam olsun. Evet, Atilla Lefkeli bir fotoğraf sanatçısı biliyorsunuz. Atilla Karaderi. Benim de yeğenim. Ve yeğeniymiş, evet. Leman Cankat'ın. Demek ki ailede böyle bir sanatçılık ruhu var. Evet. Evet. Atilla'ya teşekkür ettikten sonra... Neden Yüzsüzler ve neden bu heykel? Neden meclisin önündeyim? Biliyorsunuz işte Yüzsüzler sergisi 25 Mart'ta Cuma gün sergilendi. Evet. 25 Mart'tan önceki o günlerde insanlar hep Facebook üzerinden işte bir şey yapalım, işte yürüyelim, düdük çalalım, pankart açalım gibi herkes böyle Facebook şövalyeliğinde coştuğu günlerdi. Ben de bir gün yazdım ki buralardan yazmayın. Hadi yüreği olan meclisin önüne girsin. Kim gidiyor dedi bir tane arkadaş. Ben gelirim, ben gidiyorum dedim. Cuma gün sabah. Evet. O anda aklımda Yüzsüzler falan yok. Heykel de yok. Ama bir insan olarak yaşanılan bu yüzsüzlüklere, yaşanılan bu arsızlıklara artık dayanamıyorum. Evet. Ve dayanamadığım için ben gidip dedim meclisin önünde bir şey yapmam lazım. Oraya da yazdım ya, Cuma gün meclisin önündeyim, evet. Merak eden gelsin. Günlerden çarşamba akşam üzeri. Evet, çarşamba akşam üzeri. Arkadaşlar şey yazmaya başladılar, gerçek mi? Gerçektir dedim, gelin, ne yapacaksın? Dedim, orasını gelince göreceksiniz. Madem ki bu kadar tepki duyuyorsunuz, madem ki bu kadar hazmedemiyorsunuz bu yaşadıklarınızı, kalkın o koltuklardan, kalkın o sandalyelerden, bırakın telefonları ve gerçekten bir harekete geçin. Tabii çarşamba akşam üzeri bu geçti. Perşembe gün ben de tabii Avustralya'dan yeni geldim, Sydney'den. Evet. Ayın 10'unda, Mart ayının daha geldim ve o dejavuyu bilirsiniz. Hmm. Bir o şey saatleri, jetlag'ları, evet. Şunları bunları atlatmaya çalışıyorum ama bir şeyi de kafama koydum mu, söz verdim mi, iki elim ganda olsa yaparım. Perşembe gün sabah. Atölyeyi toparlamaya çalışıyorum. Hani kendime yer açayım da bir şey yapayım diye. Arkadaş aradı beni. Sevdiç Mayfa, Allah iyiliğini versin. Beleman dedi. Gidecek meclisin önüne ama izin aldın kaymakamlıktan. Uğur dedim, izin de aster. Ya dedi, sen ne zannettin alacaksın heykeli de gidin. Dedim alacağım masayı, heykeli gideyim. Yok kardeş dedi. Gidip dedi polisten izin alacaksın. Kaymakamlıktan izin alacaksın. Saat 12. Ben... Har koştum kaymakamlığa, evet. Koştum polise, koştum belediyeye, izin aldım. Soruyorlar bana, nedir yapacağım? Heykel yok, ortada yok ve daha kafamdan ne yapacağımı şekillendirmemişim. Düşünebilir misiniz? Kaymakamın karşısına çıktım, dedim ki kaymakam bey, böyle böyle bir sergi açacağım ben. Meclisin önünde izin istiyorum, bir masa koyup heykelimi sergileyeceğim. İçerik nedir dedi, fotoğrafını göster. Dedim sürprizdir. Nasıl yani dedi. Dedim bakın, edepsizlik yok. Kimseye hakaret yok. Herhangi bir aşağılayıcı bir şey yok. Bir heykel dedim yahu. Niçin üstüne dedim? Alın lan, alınsın. Niçin dedi meclisin önü? Kaymakam bey dedim, ben yıllardır sergi açıyorum. Değişik yerlerde, değişik mekanlarda. Meclisteki arkadaşlarım vakti yok gelsinler. Ben de dedim sergimi meclisin önünde açacağım ki onlar görebilsinler girip çıkarken. Gülümsedi bana. İzinleri verdi. Hatta ben izin kağıtlarını elimle alıp polise gittim, belediyeye gittim. Eve geldim, atölyeyi açıyorum. O günlerde de çok soğuk günler hatırlarsanız. Evet. Atölyeden çıktım, eve geçtim. Şömineye odun doldurdum, masayı kurdum. Akşam üzeri saat 6. Bu arada ben yolda gidip gelirken bu heykel gözümün önüne geldi. Evet. Bunu yapmam lazım. Hani ilham derler ya, evet. İlham geldi. Hocam oturdum saat 6, sabah 3'tü 4'tü. Heykeli bitirdim. Evet. Ve şey dedim, tamam Leman, oldu, gidebilin. İşte birkaç saat. Peki uyuyayım. İsim? İsim Yüzsüzler, çünkü gerçekten bugün hala daha yüzsüzdürler. Evet. Yüzsüzdürler ve arsızdırlar da aynı zamanda. Hele bugünkü durum, bugün yaşadıklarımız, yani yüzsüz kime deriz hocam? Doymayana, evet. Haddini bilmeyene, evet. Etik değerleri unutmuş olanlara...
kendi hak etmediğinin dışında başka şeylere saldıranlara, arkadaşının başına basıp bir yere varmaya çalışana, komşusunu ezene, hadsiz, hutsuz, ahlaksız her türlü pisliği yapıp hele daha yüzünüze bakıp gülümseyene yüzsüz deriz. Ve ben, peki arkası gelecek mi bunun? Gelecek. Ne olacak arkası? Arsızlar. Çok güzel. Yani onun şekli kafamdadır. Evet. Çünkü bu son yaşanılanlardan sonra meclis aritmetiğinde, hükümet saçmalığında maskaralık dedi Tufan Hoca ve evet, canları sıkıldı. Maskaralıktan beter arsızlık. Evet. Yani maskaralık çocuklar arasında olur belki. Evet. Hatta böyle biraz masum kalır maskaralık kelimesi. Çünkü şeyden çocuğa aman be çocuk maskaralık yapma hadi geç otur. Yani maskaralık bu kadar insan hayatıyla oynama yüzsüzlüğüne varmaz. Bunlar yüzsüzlüğü geçti, şimdi arsızlığa vardılar ve yahu şöyle bir benzetme yapabilir miyim? Tabii ki yapalım. Bu arsızlıkla alakalı. Bizim programımız açıktır. Açıktır, peki. Evet. Sansür yoktur Lefke Haber TV'de. Evet, şöyle düşünüyorum ben. Yani bu arsızlık, şu andaki pozisyon, Cumhurbaşkanı'nın çağrısı, aranızdan bir dombala çeksinler yahu. Çeksinler oradan dombala. Kim çıkarsa ona versin yani hükümeti kurma görevini ve bu nasıl bir midedir? Bu nasıl bir algıdır? Bu nasıl bir doyumsuzluktur? Bu nasıl bir yüzsüzlüktür? Evet. Yani şimdi ben bunu söyleyince yüzsüzsünüz gücüne üstüne alsın. Bir programda Genç TV'de bir programın sonunda şöyle dediydim programı bitirirken. Nasıl canım sıkılmasın? Bir grup ergelenin ayakları altında çiğnenirken vatanım dedim, programı bitirdim. Ertan Birinci Allah iyiliğini versin buradan, selam olsun ona. Ertesi gün tabii Ertan Birinci'yi aradılar. Beleman dedi, ne yaptın bir akşam? Ne yaptım dedim. Aha dedi, söyledin böyle diye ergele. Dedim senin üstüne aldın mı Ertan Bey? Yok. O ergele de sizi arayan dedim. Doğrudur. O dedim sizi arayanlar, canı sıkılanlar ergele de. Şimdi ben bunu söylediğimde hani dedin ya üstünü alma. Yani ben gerçekten artık bu memlekette bu yapılanları mide nasıl alkasersiz içsen olmaz, soda iç, eno iç olmaz. Yani ben hazmedemiyorum bunları ve anlayamıyorum. Biz nasıl otururuk hele daha? Oturduğumuzu anlayamıyorum ben. İşte bütün bunlara karşı gelebilmek için aslında üretmek lazım. Siz de sürekli üretiyorsunuz. Benim amacım o. Evet. Üreterek mutlu olmayı seçtim. Sürekli üretiyorsunuz. Şimdi seramikten söz ettik de bir de bu titirler arasında yaşam koçu titri var. Evet. Ondan da bize biraz bahsedin. Şimdi biliyorsunuz bir trend haline geldi dünyada yaşam artık. Yaşam koçusu, nefes koçusu, işte, şu koçusu, bu koçusu. Herkes koç oldu. Herkes koç oldu. Kuzular kalmadı. Aynen öyle. Şimdi hocam atölyeme gelen insanlar görüyorum ki benimle çamur oynamanın keyfini sohbetlerimizden alıyorlar. Evet. Çünkü biz sohbetlerimizde dedikodu yok, birini azarlama yok, çekiştirme yok. Sadece paylaşıyoruz. Ve ben de insanlara kendi hayatımdan örnekler veriyorum. İşte birisi bana acımtırak hallerini anlattığında ona diyorum ki sen bir şey mi yaşadın da böyle üzülüyorsun? Ben sıfırın altına düştüm diyorum. Nasıl yani? Öyle gün oldu dedim, cüzdanımda para yok. Arabam kapının önünde. Benzin yok içine koyayım. Yürüdüm ve elim ameliyatlı. Ve yolda beni arkadaşlarım gördüğünde de arabasını almak isterdi. Çok da gururlu biriyim. Yürüyüş yaparım dedim. Spor olsun diye yürürüm. Çünkü o arkadaşımın arabasına girdiğim zaman ağlayacağım çünkü çok da duygusalım. O pozisyonumu görmesin diye kimse yürümeyi tercih ederdim. Yani ve insanlara bakardım ki herkes şey derdi bana işte Lemanat'la model oldum hayatıma. Bu sıkıntımdan bu şekilde çıkabildim. Senden feyiz aldım, şunu yaptım. Ya iyi ki senin gibi bir insan hayatıma dokundu ve insanlar bu defa işte yaşam koçumun diye sorarlardı bana. Dedim yok ben yaşamın içindeyim. Yaşayarak, yaşayarak öğreniyorum. Başıma vura vura, affedersiniz gazıkları yeye öğreniyorum nasıl olacağını. Ve bütün bu arkadaşların hep yaşam koçu musun diye sorduklarında dedim ki ben de yaşam koçluğu için bir müracaat edeyim.
Ve 3 sene önce doğum günümdü. Dedim ki doğum günümde kendime bir hediye alayım. Yaşam koçluğunu belgeleyeyim. Çünkü şuna da inanmıyorum. Yani bir kursa gidip 6 ay aldığın belge ya da 3 ay ya da 1 senede koç falan olunmuyor. Siz yaparak, yaşayarak, başınıza vura vura, törpülene törpülene, aldatılarak, ezilerek, şiddet görerek olursunuz, törpülenirsiniz ve karakteriniz oturur. Evet. Bunları yaşadık sonra da işte aslında gerçekten yaşam koçu olursunuz ve sizin söylediğiniz kale alınması gerekir. Çünkü hani derler ya, hekimden değil, çekenden sor. Ben çekenim. Her anlamda ve her anlamda kendimi törpülediğim için bu belgeyi de tabii ki belgem de böyle ortada bir yer değil. Aldığımız belge Avrupa'dan onaylı bir belgedir. Kurslarına katıldık, sınavlarına katıldık ve en yüksek dereceyle aldım belgemi de. Çok şükür olsun, teşekkür ederim. Böyle bir sıfatı sorduklarında bana bir de sen ahkam kesen burada kimsin dedi. Yaşam koçuyum. Bir etiket insanlar merak eder ya. Evet, yaşam koçuyum diye o etiketi gösterebilmek adına öyle bir eğitime katıldım. Güzel, harika. Şimdi çalışmalara devam edelim, fotoğraflara. Eğer mümkünse sevgili Teoman, ne var sırada bir bakalım, fotoğrafın üzerine konuşalım. Çünkü o kadar çok iş yapmış ki Leman Cankan, o kadar çok dokunmuş ki bir yerlere. En güzel dokunduğu insanlar da çocuklar. Çocuklar. Çocukları çok seviyorum. Evet. Ve bahsedelim biraz bu çalışmalarda. Çocukları çok seviyorum ve çocuklar için sürekli etkinlik yapıyorum. Çünkü yine benim küçük oğlum televizyon programı yaptığım dönemde bana şey dediydi. Anne, programların için yapayım. Anneciğim, farkındalık. Anne dedi, dünyayı değiştirmek istiyorsan farkındalık. Çocuklarla ve gençlerle uğraş. Evet. Sen dedi bana, anneannem, dedem, çocuklarla. Sen dedi, anneannem, dedem artık oldunuz. Bir şey olacağınız yok. Çocuklara dokun. Ve biz çocuklara dokunmak için zaman zaman, şu anda en az ayda bir etkinlik yapıyoruz. Bu çoklu bir takım halinde yaptığımız 23 Nisan etkinliğiydi. Ne güzel. Bütün çocukları Aksoy Dünyası'nın sponsorluğunda, bütün çocukları topladık Aksoy'a. Özel eğitimcimiz vardı, yüz boyamacımız, resim terapistimiz. Ben her zamanki gibi çamur oynadım. Ebru yapan arkadaşımız vardı. Çoklu bir atölyeler oldu. Çocuklar geldi 4 saat boyunca o çoklu atölyelerde dolaşıp keyif yaptılar. Ve biz de onlara dokunduk hayatlarına ve fark ettik o çocuğun işte nedir istediği. Belki bir yol açarız diye onlara. Böyle etkinliklerimiz sürekli oluyor. Olmaya da devam edecek. Devam edelim istersen Teoman fotoğraflara. Mandala. Mandala. Nedir mandala? Mandalayı bilmeyen izleyicilerimiz var. Onlara açıklayalım. Mandalayla ben de Beyaz Giyen Kadınlar projemizi yaparken Alev Boytam arkadaşım var. Benim çamurcu arkadaşımdı. Alev arkadaşım mandalayla hep böyle uğraşırdı. Hatta seramikler yaptı mandalayla alakalı. Biz de bir gün Beyaz Giyen Kadınlar sergimizde Saçaklı Ev'de dedi ki mandala günü yapalım. Ben o gün ilk kez mandala çizdim ve mandala aslında yeni bize hayatımıza giren bir şey ama bir bakıyorum ben camilerdeki kubbeler mandala. Evet. Eski doğu kültüründe mandala, Hindistan'da mandala aslında açılımdır. Yani kelebek etkisi derler ya, evet. Ya da su damlası açılır dalga dalga. Aynen mandala da o şey. Mesela bu uçakta çizdiğimdir. Avustralya bakın uçakta çizdiğim bir mandaladır. Çünkü insan mandalayı çizerken kendini çizer. Kullandığınız renkler, kullandığınız şekiller aslında hayatınızın açılımı ve içinizi döktüğünüz bir şekildir. Yani mandala ve çok kolaydır. Kalem boyalar, bir parça kağıt, herkes mandala çizebilir. Hani kurallarına bakacak olursak işte önce bir yuvarlak, sonra 8 kat, sonra onu işte 8'e bölmek gibi. Ben çok kuralları sevmiyorum, trafik kuralları dışında. kuralları sevmiyorum. İşte bu da Saçaklı Ev'deki mandala çalışmamız, katılan arkadaşlarla. Yani kurallar bozmak içindir, trafik kuralları dışında. Mandala, seramik, çamur oynamak kuralları bence içinizden geldiği gibi bırakın aksın hayat.
Çünkü kural koydukça sıkıştırırsınız kendinizi ve siz olmazsınız. Siz olmadığınız için de başka birinin hayatını oynarsınız bu kısacık ömürde. Yani ben kendinize oynayın diyorum. Kendinize oynayın, evet. Kendi istediklerinizi yapın. Hayat çok kısa yahu, çok kısa. Yani 80 yaşındakine de çok kısadır çünkü yapacak daha bir sürü işi var. Evet, beyaz giyen kadınlar projesi. Peki beyaz giyen kadınlar projesi nedir? Nasıl beyaz doğru? Giyen kadınlar projesi bu broşürümüz. Evet. Beyaz Giyen Kadınlar Projesi benim çamur oynadığım arkadaşlarım ve etrafımda gördüğüm asla pes etmeyen kadınlar. Neden beyaz giyen kadınlar? Neden beyaz giyen kadınlar? Çünkü beyaz giyen kadınlar her şartta etikten çıkmayan, yüzsüz olmayan, kendi hakkının dışında kimsenin hakkına elini uzatmayan, saygı dolu, sevgi dolu, paylaşımcı ve hayatlarının içinde de bin bir türlü zorluğa rağmen bu etik kuralları koruyabilen kadınlardır. İçinde özel gereksinim bir çocuğu olan annemiz var, boşanmış annemiz var, tek başına çocuk büyüten, ne bileyim kendi hayatında eşini kaybetmiş olan var. Yani hepsinin hayatında bin bir türlü zorluk var. Fakat bu zorlukları zorluk olarak görmeyip, evet, bu zorluklarda her zaman karanlıktan bir ışığı görüp ışığa doğru yürüyebilmeyi seçen kadınlardır. Şimdi tabii ki bu çok güzel bir proje de ben bu şey lafına çok takılıyorum. Hangisine? Beyaz lafına çok takılıyorum. Yani beyaz işte güzel olan, parlak olan, öne açık olan, gelecek olan her şey beyaz. Kötü olan, çirkin olan, önü kapalı olan her şey kara. Ben buna çok takılıyorum. Neden takılıyorum? Söyleyeyim size. Çünkü benim babam siyah, annem beyazdır. Ha, siyah beyaz. Rahmetli babam siyahtır. Evet. Siyahtı ve babamın tarafından bütün akrabalarım da siyahtır, karadır ve kara da çok güzeldir. Seviyoruz siyahı. Muhammed Ali'nin öyle bir muhabbeti vardı biliyorsunuz, öyle, evet, bir söyleşisini. Diyor ki, Hristiyan bir ailede büyüdüm. Annemle diyor şeye gidiyorduk, kiliseye gidiyorduk. Bir gün anneme dedim ki, anneciğim bakıyorum bütün bu foto resimlere, çizilen resimlere, İsa beyaz, bütün melekler beyaz, herkes beyaz. Hiç kara kimse yok muydu? Ondan sonra diyor sorgulamaya başladım. Önünden kara kedi geçtiği zaman kötü. Benim yaşadığım ülkede en yüksek merci olan saray Beyaz Saray. Evet. Efendim işte kara günden söz ediliyor sürekli. Her, evet, şey karayla, kötüyle özdeşleştiriliyor. Ama beyaz her zaman aydınlık, parlak. Aydınlık, parlak. Onun için ben bu beyaz lafına çok katılmıyorum. Tabii ki siz iyi niyetle bu beyaz giyen kadınları, çok da güzel bir sergiydi. Onu da buradan belirtelim ama bunu da belirtmek istedim sadece. Şimdi devam edelim isterseniz. Ne var? Bir yürüyüşte. Bu SOS Çocuk Köyü'yle izci kampına gittiğim, hem program yaptığım, elimde mikrofon var, sırtımda da bir ağır çanta, yiyecek çantası çünkü konaklamalı bir gezi. Bizim bir izci liderimiz vardı. İsmini şu anda gelirse söylerim. Böyle şey, Gestapo bir hanım, evet, izci. Çünkü çocukları dizilecek. Ve yürüyoruz, yürüyoruz. Arkamızdaki o erzak çantası dolu, full. Evet. Ben yolda dedim ki, arkadaşlar yemek isteyene vereyim. Çünkü ben çantayı bırakıyorum. Yürüyemeyeceğim artık bu çantayla. Ve elimde mikrofon, bir de kameramanı düşünün. Evet. O tarihte, 2010'du galiba bu. O tarihte çocuk en büyük kamerayla bu yolu yürüyor. Ve şey dedim, Emrah otur ablam, Emrah Kınacı, Allah iyiliğini versin. O da genç böyle şey, Emrah otur ablam, biz başka yürümeyeceğiz dedim. Bundan nereye isterse gitsinler ama çok güzel bir yere kalktı. Çocuklarla. Çocuklarla, yine, evet, çocuklarla olan, evet, bir proje. Devam edebilir miyiz sevgili Teoman?
Bu da SOS Müdürü Ahmet Akarsu, oturduk oraya ve konuşuyoruz daha ne kadar yürüyeceğiz diye. O da bana söylüyor parkuru ve gülüyorum artık yani çünkü boşalmışız, yorulmuşuz. Evet. Daha da yürünecek yolumuz ama var. Ama gülmek devrimci bir eylemdir. Onun ben çok seviyorum güzeldir. Gülmeyi. Hayat sevince ve gülünce güzel. Evet, evet. Evet, bu yine sizinle ilgili çıkan bir takım haberler. Evet, Elçin Selasiye istemişti. Aha. Sorular verdi, cevaplar verdik. Evet, çok güzel, harika. Öyle bir hatıra oldu bize. Bu Kadınlar Günü'nde Genç TV'de yaptığım kadınlarla. Sevgili Mine de orada. Mine orada. Milatya'ya da buradan selam olsun. Evet, Mine. Kadın liderler çoğalıyor. Evet. Bu arada onun da haberini de verelim duymayanlar için. Bir seçim daha oldu TDP içerisinde ve bir ilçe örgütüne de Ece Hanım seçildiğine kadınların liderliği bizim önümüzü açıyor. İşte başında da söylemiştik ya Büyük Ozan Neşet Ertaş'ın bir sözünü, kadınlar insandır, biz insanoğlu diye. Kadınlar olmadan bir şeyi başarmak mümkün değil. Onun için bütün lider, bütün üretken kadınlara böylesi bir işte bize dayatılan özel bir günde hepsine selam olsun. Evet, devam edelim. Olsun. Başka ne var acaba, ne geliyor? Evet, bu evet. Saçaklı Ev'deki etkinlikte ben oturmayı sevmiyorum, gene çamur oynuyorum. Ne güzel, harika. Yani boş kalan insanlar boşluğa düşer hocam. Bu torunum. Dünya tatlısı. Bu Sidney'di. Bir tek torunum. Bir tek torunum. Çünkü bir çok oğlum. Çok özel yani. Çok özel. Adı nedir torunumun? Ada. Ada. Ada torunumun ismi. Ben işte Sidney'e gittiğimde 2 sene biliyorsunuz pandemiden dolayı uçuşlar yasak. Şimdi oraya gittim. Ben her gün bir etkinlik ve çocuk, bir de 3,5 yaş olunca hocam. Oo, maşallah. Her şeyi yapabilirsiniz. O da çok meraklı. Hadi nenem bugün ne yapıyoruz? Hamur, kurabiye yapıyoruz. Oynuyoruz, yapıyoruz ve sonra oturup yiyoruz. Çamur oynadınız mı? Çamur. Çamur çok oynadı. Devam edelim. Çamur oynamadan olur muydu? Evet. Bu devam benim. Edelim sevgili Teoman. Bakalım başka neler başka var. Başka neler sırada? Var sırada görelim bakalım. Takıldı galiba. Evet, ada önemli olduğu için evet. Adada kaldık. Evet. Bu da çok güzel. Bu Sema Zenim. Şimdi ben sizin yaşamınıza baktığımda, evet. Sohbetlerinizde, konuşmalarınızda biraz böyle hep Mevlana ve Şems'ten çok etkilendiğinizi görüyorum. Doğrudur. Öyle midir? Doğrudur. Mesela ben çamur oynamaya semazen yapmak için başladım. Enteresan. Yani çok ilginçtir. 2000 yılında bir seramik sergisine katıldığımda ve gördüm insanların yaptıklarını şey dedim. Hangi üniversiteyi bitirdiler de yaptılar? Yok ya bu dediler. Üniversiteye falan gitmedik. Evet. Atatürk Meslek'ten kurs aldık. Ve ben hemen ne zaman kursa gidebilirim diye hayal kurmaya başladığımda tabii Haziran'dı. Eylül'de dediler. Rüyalarımda ben hep semazen yaptığını gördüm. Çamurdan. Ve okula gittik. Hiç unutmuyorum. Allah rahmet eylesin. Hasan Hoca, Hasan Işık girdik içeriye. Herkes torbayla çamurunu aldı ve şey dedim. Tamam ben semazen yapacağım. Dur ya Hüleman Hanım önce alfabeyi öğren dedi bana. Ve o semazen çok ilginçtir. Yeşil gördüğünüz kısımlar geri dönüşüm camdır. Öyle mi? Evet. Camdır. Bir daha görebilir miyiz? Evet o semazeni alabilirsek. Semazeni. Evet. Bu tabii ki kabartmalar var üzerinde. Yeşil kısımlar önce oyuldu çamurda. Evet. Sonra içi cam dolduruldu. Ve çamurla camın aşkıdır bu. Bakın size verebilirim bir tane. Elinizde de tutabilirsiniz. Bu da harika. Aynı şekilde geri dönüşüm çalışmaları. Çünkü bu ben da böyle gösterelim. Doğanın tahrip olmasına, bu atıkların etrafta bulunmasına çok üzülüyorum. Özellikle camların. Ve bunları da değerlendiriyorum. Çok evime güzel. Gelirseniz göreceksiniz böyle harika. Şişeler bahçenin bir tarafında duruyorlar. Evet, devam edelim. Evet, bu... İşte Kıbrıs. İşte Kıbrıs. Biliyorsunuz işte Kemal Deveci,
Onun köyüne gittik Karpaz'a ve program çekeceğiz. Bana şey dedi, öyle normal kıyafetler olmaz hemen. Evet. Annesinin kıyafetiymiş o. Çok güzel. Onu bana verdi, al giy tamam dedim, olursa giyerim. Giydim, adım adım Kıbrıs programını birlikte böyle yaptık ve inanılmaz telefonlar, Avusturya. Çünkü insanların özlemi var. Evet. Konuşmamız da bizim böyle şey değil ya. Yani. Şimdi bakın, bakın bu konuda ben de çok duyarlı davranıyorum. Yazdığım yazılarda da daha fazla Kıbrıs ağzını kullanmayı yeğliyorum. Neden? Biz sadece bir konuda değil, her konuda bir asimilasyon çarkının içerisindeyiz ne yazık ki. Bunu herkes biliyor ama dile getiremiyor. Kültürel ve bir asimilasyonun içerisindeyiz yine. Bu dilimizi de etkiliyor, bizim ağzımızı da etkiliyor, konuşmamızı da etkiliyor. Kimileri de diyor ki yahu sizin konuştuğunuz, Kıbrıs'ta konuştuğunuz Türkçenin içinde bir sürü yabancı sözcük var. İşte İngilizce var, Rumca var, İtalyanca var, Fransızca var. Hep böyle hepsini harmanlıyorsunuz. Bu nasıl bir ağız olabilir? Nasıl bir şive, nasıl bir konuşma şekli olabilir? Buradan sevgilerimizi gönderelim. Sevgili Mahmut Anayasa'nın Abuk Subuk Yazı diye bir yazısı çıktıydı. O yazıda diyor ki Mahmut Anayasa bir yerinde, tabii birçok bizim ağzımızda kullanılan sözcüklerden bahsediyor da... Şöyle bir lafı var, diyor ki glaç İngilizceymiş. E debriyaj nedir be annem? Bu arada Mahmut da sınıf arkadaşım ilk okulda. Öyle mi? Evet. Harika. Onun için yani bu kendi dilimizi kullanmayı ben çok önemsiyorum. Kendi ağzımızı. Onun için de sizi takdir ediyorum bu teşekkür konuda. Ederim. Devam edelim oradan. Bu adım adım Kıbrıs'ta da hep onu konuştunuz herhalde. Evet, evet. Televizyon programı. Bu Karpaz'da yaptığımız art terapi etkinliğimiz. Bu art terapi. Art. Art, art terapi. Terapi. Pardon. Art deyince böyle bir silkindim de. Yok yok. Art. Art terapi. Art terapi. Evet. Burada... Yani sanat terapisi. Evet, evet. Engelli, özel gereksinimli çocuklar ve ailelerini aldık Karpaz'a. Bu tahta ahşap evlere onlarla birlikte çamur oynadık. Muhteşem. Ve ondan sonra onu da bir sevgi duvarı yaptık Karpaz'a. Onun fotoğrafını bak size atmayı unuttum. Evet. Çünkü Karpaz'da bir sevgi duvarımız var. Nerededir Karpaz'da sevgi duvarı? Kahveler var ya, bir tane evet, kahve var. Evet, kahveden evet. Sağa dönersiniz buruna doğru. Evet. Sol tarafta otobüslerin durduğu evet, evet. O duvar. Orayı gösterdiler. Bir boş duvar orasıymış. Güzel. Çok güzel bir duvar hazırladık ve o duvarın üstündeki eserle Karpaz halkının, Festival Gelene halkın ve benim buradan götürdüğüm çamurcu arkadaşlarımın yaptıkları eserlerdir. Çok güzel. Ve orada o da sabitleşti. Ne güzel. Çok güzel bir işimiz oldu. Yani sevgimiz Karpaz'dan Lefke'ye, evet. Her yere dağılıyor ve sevgi çoğaldıkça biz insan olacağız. Çok güzel. Evet, devam edelim. Burada bir söyleşi de yine. Evet, herhalde. Burada Lefkoşa'da bir pansiyondaki arkadaşla adım adım Kıbrıs'ı yapıyoruz. Pansiyonların evet. Sıkıntılarını konuşuyoruz. Harika, devam edelim. Bu İngiltere'de. 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 Bu arada sevgi ve paylaşım da geziyor sizinle beraber. Evet. Avustralya, İngiltere. İngiltere'de Adım Adım Kıbrıs programı için gitmiştim. Ada TV ile evet. Anlaşmalı olarak. Fakat geldiğim zaman, gittiğim zamanki konuşmalar olmadığı için maalesef bütün çekimlerimizi, kasetleri alıp denize attım. Çünkü... çok farklı şeyler gelişti, çok farklı olaylar oldu ve ben bütün yaptığım işleri Hasan arkadaşım davet etti beni. Annem seni çok sever Leman, biletini keseyim, yatacak yer var. Biz de konuştuk, Ada TV adındaki, oradaki o zaman Serhat Bey vardı, yayın yönetmeni, bilmiyorum şimdi ne yapar. Gittik İngiltere'ye, kameraman yok, bir şey yok. Hasan, Allah rahmet eylesin, kameramanı ödedi. Greenwich'ten Türk okullarına. Enfield'de
Her yere gittik, röportajlar yaptık. Ben kasetlerle geldiğim teşekkür beklerken hakarete uğradım burada ve dedim ki tamam. O gün Ada TV'de noktayı koydum ve çıktım. Çantamı aldım çıktım. Benim huyum budur. Çantamı alır çıkarım ve o kasetler duruyorlar bir yerde ama zamanı geçti. Mürürü zaman oldular. Evet. Bilmiyorum yani. Arşiv olarak kalacaktı. Arşiv olarak kalacaktı. Devam edebilir miyiz lütfen? Burada yine bir... SOS Çocuk Köyü'nün yılbaşında Bandabulya'nın hemen sol tarafında açtığımız bir sergidir bu yılbaşı için. Çocuklara SOS Çocuk Köyü'nün... Sokakta sergi açmak çok güzel bir şey aslında. Sokakta açtık biz bu sergiyi ve kermes i̇şte olarak... İşte hep seramik sanatçıları böyle özel stüdyolarda açarlar belli ya. Belli günlerde açılır, evet, belli günlerde yani kapanır. Böyle evet, böyle özeldir onların şeyleri. Evet. Sokakta olması da çok daha güzel bir paylaşım. Devam edebilir miyiz? Evet, bu Alanya'da açılan, Alanya'da 800. Yılında Alanya'nın bir sekizgen duvar projesi yapmışlar. Oradaki Alanya Keykubat Üniversitesi'nden bir hocamız ve bir yarışma açtılar. Çift başlı kartalı çalıştım ben sekizgen olarak. Ölçüler ve şekil dış çember bize verildi. İçindeki de desenler vardı. İşte bu desenler olabilir diye. Ben çift başlı kartalı çalışmayı seçtim. Şu anda eserim Alanya'da sekizgen duvardadır. 80 sanatçıyla birlikte. Ne güzel, harika. Orada eserim ölümsüzleştiği için gurur duyuyorum. Kendi ülkem adına. Çünkü Leman Cankat ve Kıbrıs yazdım. Evet, evet. Yani Leman Kıbrıs yazdım. Kıbrıs'tan geldiği belli olsun diye. Çok güzel. Devam edebilir miyiz? Evet, bu Lefke. 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 Adım adım. Memlekete geldik. Kıbrıs. Evet, Kıbrıs. Ve hamamların basamağıdır burası. Evet. Aşağısı gölet. Lefke Göleti. Yukarısı da hamamlardır. Annemdir o fotoğraftaki. Harika. Emrah kameramanımız ve yukarıdaki de arkadaşlar, benim takım arkadaşlarım. Çok güzel. Lefke'den bir adım adım Kıbrıs fotoğrafı. Saçaklı evde, evet. Beyaz kadınlarla ilgili. Beyaz kadınların, evet. Sergisi beyaz için. Beyaz giyen kadınlar. Evet. Sergisi. Gene beyaz giyen kadınlar da buhurlar. O buhurdanlık kocaman, onu da ben yaptım oraya. Harika. Evet. Buhurdanlık. Buhurdanlık önemli aslında. Şimdi buradan paylaşalım. Pek yani dinle ilgili bir şeyler konuşmak istemiyoruz ama enteresandır. Bu zeytin yaprağı yakma hikayesinin bir de efsanesi var. Efsanedir tabii bunlar ama efsaneler güzeldir. Paylaşmayı ben çok severim. Derler ki işte bu efsane İsa'ya dayanır. İsa bir gün Romalı askerler tarafından kovalanıyor ve bir ağaçlık bölgeye giriyor. Tam yakalanacakken kocaman ulu bir ağaç dallarını böyle açıyor ve onu kucaklıyor, saklıyor içinde. Romalı askerler görmüyorlar ve kaçıyorlar. Sonra açılıyor, ağaç açıyor dallarını. İsa da diyor ki ağaca, sen beni kurtardın. Bu ağaç bir zeytin ağacı bu arada. Sen beni kurtardın diyor. Ben de seni kutsuyorum. Senin ömrün çok ama çok uzun olsun. Biliyorsunuz Kıbrıs'ta, adada, şu anda güneyde ama 3000 yıllık hala meyve veren zeytin ağaçları var. Bir de diyor, yine seni kutsuyorum, senin meyven de insanlara çok yararlı bir meyve olsun. Zeytinin yararlarını biliyoruz. Saymakla bitmez. Saymakla bitmez. Bu kez ağaç dile geliyor, diyor ki peki beni yakarlarsa ne olacak? O zaman diyor İsa, seni yakarlarsa senin o kurumuş dallarından, kurumuş yapraklarından, yanan yapraklarından çıkan duman insanları kem gözlerden korusun diyor. Ve bütün Akdeniz ülkelerinde. Evet. Bütün Akdeniz ülkelerinde bu adet vardır. Özellikle Kıbrıs'ta çok vardır. Neden tütünürüz zeytin yaprağıyla? İşte böyle bir efsanesi var. Ben de paylaşayım dedim. Ama böyle kocaman bir buhurdanlık da bütün insanları tütütmek gerekiyor. Özellikle değil mi? Aynen, bütün bu kötülüklere karşı. Aynen. Biz her gün sergi boyunca
saçaklı evde zeytin dalını koyup buhurluyorduk. İşte inancımıza göre okuyorduk da bazı dualar ve hani evet. şey deriz ya hep işte bal dereglıdan, kem gözlüden, mavi gözlüden, çatık kaşlıdan vesaire vesaire. Evet. Ben hep şey diyorum. Güzel insanlarla buluştur bizi. Ben kelimelerimi her zaman olumludan seçmeyi düşünürüm. Evet, evet. Böyle bir ritüeli vardı. Çok onu güzel. Da yapıyorduk. Devam evet. edelim lütfen. Yine bir bu Geçitkale. Geçitkale'de. Geçitkale'de özel gereksinimli arkadaşlarımız var bizim. Geçitkale'nin engelsiz kısmı var. Bu arkadaşlarla biz Geçitkale'de belediye başkanı işte Türkiye'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gelmişti ve şey dedi Leman Hanım bu çocuklarla da bir atölye yap sen. Başkan geldiğinde görsün. O gün oraya gittik. Harika. Evet, onun çalışmasıdır. Diğer çocuklar daha gelmedi. Çocuk diyoruz onlara kaç yaşında isterse olsun. Çok güzel. Devam edelim. Bu benim atölyem. Harika. Atölyemden bir kesit. Aha. Evet, evet. Atölyemden gene çalışmalar. Ben. Harika. Gene bu Geçitkale Pembe Gün. Evet, Pembe Gün. Pembe Gün. Evet, kansere farkındalık, evet. Kansere farkındalık Harika. Günü. Pembeyi kullanıyorlar o gün. Gene biz orada özel gereksinimli. Her kim varsa gelin çamur oynayalım derim ben. Herkes gelir. Harika. Büyük, küçük. Harika. Onlarla çamur oynarız. Bisikletle başlangıç turunu attıydım ben. Bisiklet gözümü dayanamam çünkü. Çok sevdiğim. İçindeki çocuk herhalde. İçimde benim bir çocuk var sürekli zıplar ve o zıplasın diye da ben hiç engellemem. Zıpla derim istediğin kadar. Zıplayabilirsin. Engel olmamalı hayatımızda. Evet, bu televizyon programımız farkındalıklar üzerine. İsmi de ne güzel, Gancelli. Gancelli, evet. Doktor Saltuk Bey, Dilara ve Allah rahmet eylesin. Gancelliler hep gındırık olmalı. Gancelli'yi ben hep program eğer sonuçlanamadıysaydı hocam. Değilim ki çünkü ben açardım konuyu. Çözümle birlikte kapatırdım. Şey dedim, evet. bugün çözüme ulaşamadık. Gındırdım, haftaya devam edeceğiz. Evet. Öyle bir gındırık bırakırdık. Güzel. Gındırık Gencelliler hayatımızda evet. bol olsun. Devam edelim. Bu ilk kez beyaz kille, beyaz çamurla torunuma hayvanlar yaptım gitmeden önce. Çünkü bana neyi anımsattı bu biliyor musunuz? Çok enteresandır. Tabii bu benim rehberliğimden de gelen bir algı herhalde. Bana bu arkaik dönemlerde yapılan küçük heykelcikleri anımsattı. Çok enteresan. Arkaik dönemde bizim de burada birçok müzemizde arkaik döneme ait eserler var. Hep böyle küçük heykelcikler, küçük atçıklar, küçük insancıklar vardır. Onu anımsattı bana ama çok güzel. Bunları torunuma yaptım. Sonra renklendirdim tabii götürdüm. Yalnız ona. Burada bir şey de var. Bakın... Zürafanın arkasında taşımak için bir hazne var. Evet. Evet. Onun bir anlamı var mı? Onun bir Bana anlamı. Bana çok anlamlı geldi. Evet. Ben yaptığım objeleri hiçbir zaman sadece süs olsun diye düşünmem. Mutlaka bir kullanılabilirlik, bir içeriği olsun isterim. Fonksiyonel evet. olsun isterim. Torunumda işte sorduğum zaman ne isteneceğim sana yapayım? Penguen dedi önce. He. Baby penguin. Onu da yaptık. Sonra ben biliyorum dinozor hastasıdır. Dinozorun her çeşidi. Ve dinozor demeyeceğim zaten. Onun bir çeşit isimleri var da hepsini öğrendiydim oraya gittiğimde. Onları yaptım. Fil yaptı değil mi? Evet. Zürafanın da içinin boş olması onu kullanabilsin istedim. İçine bir şeyler koyup yiyebilsin diye. Tabak gibi, Harika. Kase gibi düşündüm. Öyle. Çok güzel. Devam edelim. Sevgi mağarası. Evet, şimdi hem sevgiden söz ettik. Evet. Aslında bu çok önemli bir proje. Ne zamandı tarihi? 2014. Evet. 2014'te çamur oyunları yaptık. Evet. Çatalköy'de. Evet. Eski bir yağ değirmeninde. Buradan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. O dönemde Uyuşturucuyla Mücadele Komisyon Başkanı Hasan Karaokçu, ben böyle gece otururken ansızın bir şey gelir aklıma, ilham gelir. Ne yapacağım? Hop bulurum kendimi sabahtan Çatalköy Belediye Başkanı'nın karşısında. O gün hiç tanımıyorum Mehmet Bey, Mehmet Hulusioğlu'nu. Evet.
karşısına gittim. Hocam dedim bir etkinlik yapmak isterim burada. Hayırdır dedi. Dedim size buraya bir sevgi duvarı yapalım. Sevgi ağacı yapalım. Sana bir mağara vereyim, sevgi mağarası yap dedi. Aman çok güzel. Dedim körün istediği bir göz, Allah vermiş iki göz. Nasıl olacak dedi. Dedim bize bir yer gösterin. Masaları koyun, çamurlar alın. Ben burada dedim sabahtan akşama kadar çamur oynattıracağım. Bütün eserleri götürüp pişireceğiz. Sonra bu mağaraya yerleştireceğiz. Olur mu? Olur. Biz üç gün. Her gelen, yoldan geçen turist. 3 yaşında, 5 yaşında herkese çamur verdik. O yav değirmeninde sabahlardan akşamlara kadar 24 saat neredeyse herkes bir şeyler yaptı. Aklınıza gelen bütün objeler. Ne kadar güzel. Ve şey dedik, bir farkındalık mağarası olacak bu. Bağımlılığa karşı farkındalıktı. Çünkü insanlar boş kaldıkları için, enerjilerini güzel yerlere, kaliteli yerlere akıtamadıkları için cazibeli yerler, parlak yerler onları böyle şey vakum gibi çektiğinden dolayı çocuklar, gençler yanlış yerlerde kalitesiz zaman geçiriyorlar. Ve biz bu mağara için eserler yapıldı, bunlar pişirildi, sonra bunlar boyandı. Mağaraya yerleştirmeye geldik. Mağaraya yerleştirmeye geldiğimizde bir baktım ki Çatalköy'ü çıkarken kahveler yoluna sağ tarafta böyle bir oyuk kısım var mağara. Evet. Oraya gittik biz belediyenin adamları benimle birlikte. Tamam yerleştireceğiz ama dokunduğumuz yerden toprak çıkar. Mağarayı kazdık biz. Ben elimde kuspo, elimde tırmık, kürek, ustalarla birlikte mağarayı kazdık ve taşlarını bulduk içinde. Taşlarını yani gerçek... Nasıl bir mağara bu? Yani... Gerçek mağaranın kendi dokusu ortaya çıktı. Çünkü zamanla toprak gelmiş oraya, kum fırtınası gelmiş, evet. Üstü örtülüydü. Hepsini temizledik ve o gelen eserleri, o yapılan eserleri hepsini oraya yerleştirdik. Açılışımız yapıldı. Çok güzel, çok anlamlı bir sergi oldu ve şu anda bu sergi açık, devam eder. Hala devam ediyor. Devam eder. Kapanan bir sergi değil çünkü açık hava sergisidir. İşte bakın buradaki konsept bu iki tane arkadaş içeridedirler. Cezaevi gibi düşünün. Bağımlılıktan dolayı kendini hapseden, kendi kendini ruhlarını hapseden insanları düşünün. Evet. Oradadırlar. Gene bu sevgi mağarasının sol tarafından duvardan dışarıya atılmış bir adam var. Artık zincirleri kırdı, bağımlılıktan kurtuldu. İşte buradaki heykel. Bu bağımlılıktan kurtuldu ve artık son nefesini attı. Kurtuldu yani çıktı dışarıya. Evet zor bir süreçtedir. Sol tarafında bekleyen ağzından salyalar akan canavarlar var. Orada da var. Ama bu işte mağaranın bütünüdür. Ve zaman zaman işte şimdi çok tatlıdır. Ben geçen gün Çatalköy'e gittiğimde geçtim oradan. Yeşil bitkilerle öyle bir doğaldır ki sanki böyle yüzyıllar önceden kalmış bir konsepti var. Gitmeyenler, görmeyenler lütfen gidip görsünler. Çünkü 24 saat açık hava müzesi oldu bu sevgi mağarası. Peki bağımlılar... sevgi mağarası sevgiyle korunuyor mu? Evet. Hayır. Hayır, önceleri biz koyduğumuz eserleri ya alıp giderlerdi oradan ki biz yerleştirdik yani sabitledik. Alıp gidenler oldu, kıranlar oldu. Ben ağlayarak giderdim belediye başkanına. Çünkü ben her gün gelir bakardım Lefkoşa'dan, merak ederdim ne oldu diye. Başkana dedim, başkanım böyle olmaz. Her gün bir şey alırlar. Ne yapalım dedim. Kamera koy, bir şey koy dedim. Bu kadar emek, bu kadar şey var bunun üzerinde, enerji var. Bir güzel yer yaptık. En nihayet 24 saat korunan kameraları taktı. Harika. Şimdi daha iyidir, tamamdır yani çok şükür. Güzel. Çok şükür. Çok güzel. Şimdi burada bir sevgiden bahsederken bir şiir okumak istiyorum. Evet. Aslında bu şarkıya da dönüştü. Zülfü Livaneli'nin bir şarkısıydı. Ve biz de adadayız zaten. Adaydı bu şarkının adı da. Diyor ki bir kıyıdan baktım dünyaya. Ellerimde tuz, avcumda sedef. Bir mavilik, bir açıklık. Özgürlük hasreti yüreğimi vuruyor. Nerede, nerede insanlar?
Dünyayı güzellik kurtaracak. Bir insanı sevmekle başlayacak her şey. O üzüntü birden gelir yağmurlu havalarda. Yeniden kurarım dünyayı ben kederlerden. Kimseler aşık değil mi bu şehirde? Dünyayı güzellik kurtaracak. Bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Hava martılar, ışıklı şehir sarhoş ediyor beni. Yosun kokusu hilesiz. Kucaklamak istiyorum. Kucaklamak dünyayı, şehri ve seni. Dünyayı güzellik kurtaracak. Bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Sevgi çok önemli değil mi? Çok önemli. Bakın ben size iki broşür vereyim. Biri Sessiz Çığlıklar, biri Özal Annelerle El Ele. İsterseniz bu Sessiz Çığlıklardan biraz söz etmek isterim. Çünkü beni çok duygulandıran... Sessiz Çığlıklar. Evet. Bu da bir projeydi herhalde. Evet, bir projeydi. Evet. Yine ben böyle gece koltuğumda otururken ne yapabilirim diye sabah kendimi cezaevi müdürünün karşısında buldum. Evet. Metin Bilmem. Aha. Sevgiler eğer şu anda görevdeyse teşekkürler kendisine. Gittiğim yerlerde de işte televizyon programcısı olduğum için sorarlar niçin geldi? Evet. Derim ben işte basından geldim. Çünkü Leman Cankat geldi, evden çıktı geldi. Kim seni alacak içeriye? Metin Bey'in karşısına geçtim. Dedim ki ben bir proje yapmak istiyorum. Nedir dedi. Cezaevindeki mahkum kadınlarla dedim çamur oynamak istiyorum. İsterler mi acaba dedi. Sorayım ben bir dedi. Siz sormayın dedim lütfen. Birlikte soralım. Çünkü onlarla çamur oynayacak olan kişinin kim olduğunu görmelerini istiyorum. Evet. Çünkü enerjiye çok inanırım. Şimdi beni gördükleri zaman benim ifademi, şimdi Metin Bey tabii ki gidip soracaktı. Onlar da belki evet, belki hayır derdi. Belki ismimi bilen vardı, bilmeyen vardı. Hocam dedim birlikte gidip soralım. Tamam dedi, gidelim soralım. Gittik. Hanımlarla bir görüştük, aldı beni içeriye. Bütün hanımlar oturur. Dedim arkadaşlar ben sizinle çamur oynamak istiyorum. Serbest olarak dedim buraya geleceğim. Siz de dedim atölyeyi kullanacaksınız. Çünkü cezaevinde çok büyük bir seramik atölyesi var. Hmm. Üniversitelerde yoktu o dönem. Çok büyük bir fırınları var. Cezaevinde yine atölyelerde tornalar var. Orada tepsi niyetine kullanılan. Yani bir seramik atölyesinde olması gereken ne varsa fazlasıyla var. Bardak basma makinesinden hamur açma, çamur açma makinesine kadar her şey mükemmel ama sadece erkek mahkumlar kullanıyor. Hmm. Kadın mahkumlar kullanmıyor çünkü kadın bir gardiyan ya da bir kadın eğitmen yok, kadınlar geçsin. Sadece erkek mahkumlar kullanıyor. Ben de bunu öğrenince dedim ki onlar bana gelemiyorlar, ben onlara gideyim. Evet. Böyle oldu, sorduk. Şimdi Metin Bey şey dedi bana, tamam yapacaksın bunu dedi daha, izin ister. Tamam dedim nereye? Bana anlattı işte şuraya git, şuraya git, şuraya git. İzin için gittim. Programda yapacak mı orada dedi bana. İzin makamı o gün kimseydi, isim söylemeyin bilmiyorum. Tabii dedim izin verirseniz yapacağım, programda yapacağım. Bizden para istemen ya dedi. Dedim yok siz izin verin ben parayı da bulacağım. Evet. Siz izin verin bana dedim ben parayı da bulacağım. Ve o dönemde ben gene tepki için arabamı sattım ve bisikletle geziyorum. Göçmenköy'de otururum. Göçmenköy'den biniyorum bisiklete. Cezaevine gidiyorum. Haftada iki gün. Salı ve Perşembe günleri. Sabah 10'da başlıyor. Kursumuz 12'ye kadar. 12'de geçiyorlar geri. Yemek faslı. Geliyorlar. Öğleden sonra bir fasıl daha. Haftada iki gün. 3 ay diye başladık. Olmadı, doyamadık. 8 ay. O maşallah. 8 ay ben haftada iki gün cezaevine gittim. Kadınlarla ve... Çok özel bir çalışmaydı bu. Çünkü dışarıda, özgür alanda, ister Karpaz, neresi isterse olsun, en mağdur yer olsun, cezaevinin havası yoktur. Cezaevinde yaptığım çalışmayı asla unutamam. Şu anda bile o duygu yükünün içine girdim. Kıyafetinizden konuşacağınız kelimelere kadar seçersiniz. Makyaj yapamadıkları için, zaten ben hep makyaj diye bir algım yoktur, ben buyum. Kıyafetiniz, takı da takamazlar, ben de takmazdım. Hı-hı. Onlar gibi sade, en paspal kıyafeti, zaten bir kot, bir tişörtle Hı-hı. giderdim. Ve bilmem bilen var mı yok mu, cezaevinde kesinlikle cam bardak kullanılmaz. Evet. Kahve içeceğiz, ben de kahve mızırıyım,
Kahve bağımlısıyım. Cam kaseden içmek isterim. Bilmiyordum. Bir set cam fincan aldım gittim. Çalışma yapacağımız atölyeye. Kızlara dedim ki arkadaşlara, hadi siz bana misafirliğe geldiniz, kahveleri ben yapıyorum. Yaptık kahveleri. Tabii cam fincana döktüm. Ben hala yasak olduğunu bilmiyorum. Evet. Yani yasağı delmek için değil. Aha. Hanımlar aldı eline fincanı ve şöyle yaptı. Çıt 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 çıt. 6 aydır dedi buradayım. Ben dedi karton bardaktan kahve içerdim ve ağlamaya başladı. Aha. Yani düşünün siz. Oradaki dokunuşu düşünün. Oradaki duygu selini düşünün. Onlar öyle olunca ben. Ve ben hiçbir mahkuma neden buradasın? Suçun nedir? Hı hı. Kaç sene burada kalacaksın? Kaç ay? Asla sormadım. Kimsenin özel hayatına merakım yoktur. Onlara isimleri de sormazdım. Evet. Mavi, pembe, yeşil, kırmızı çiçek isimleri verirdim. Önlüklerin üstüne de öyle yazardım. Çünkü ben kimsenin ismiyle ve şunu öğrendim. Hepimiz bir gün cezaevinde olabilme olasılığımız vardır. Evet. Kimse düşünmesin ki ben muhteşem bir insanım, ben çok dürüstüm, çok terbiyeliyim, çok akıllıyım, asla gitmem, asla asla demeyin. Orada öyle insanlarla tanıştım ki ben ona baktığımda ben utanırdım. Çünkü başına gelenlerden yaşadıkları kaldırılabilir şeyler değildi. 8 ay cezaevinde çalıştık mahkum kadınlarla. Sonra sergi açtık Yunus Emre Enstitüsü'nde. Evet, sessiz çığlıklar oradan çıktı. Sessiz çığlıklar. Arkada şeyleri var, notları var o broşürün en arkasında, içerideki sayfalarda. Sergiyle ilgili görüşlerini direkt onların yazılarıyla aktardım. Evet. Şimdi çok ilginçtir, bunu anlatmak istiyorum süremiz varsa. Evet, biraz daha süremiz var. Evet. Şimdi sergi açılışında bilirsiniz sergi sahipleri, eser sahipleri orada olurlar. Evet. Onlar gelemeyecekler. Aileleri gelecek ve ben de bilmeyeceğim aslında kim kimin ailesidir. Evet. Çok da önemli değil ama şimdi herhangi bir günde, herhangi bir sergide ne giyeceğimi çok kolay bulurum. Bu sergide düşünüyorum ne giymem lazım. Beyaz giysem olmaz, siyah giysem olmaz, frapan giysem olmaz, paspal giysem olmaz, ne giymem lazım? Bir mahkum kadının elbisesi. Giymem çok lazım. Güzel. Evet. Şimdi sabah arıyorum ben Metin bilmemi. Hocam ne oldu Leman Hanım? Sergi var bu akşam bilirsiniz değil mi? Evet. Geleceksiniz evet. Ama ben sizden bir şey isterim. Hayırdır Leman Hanım? Hocam bana bir kıyafet vereceksiniz mahkum kıyafeti. Ben bu gece açılışta giyeceğim. Olmaz Leman Hanım. Niçin hocam? Giyeceğim sergide vereceğim. Yasaktır Leman Hanım. İzin iste. Tamam hocam nereden izin alayım söyleyin gidelim. Çünkü o bilir ben bir şeyi dedikledim miyim peşini bırakmam. Şimdi dedi yoldayım. Mausa'ya gidelim bilmem toplantısı varmış. Ben sizi biraz sonra ararım. Tamam hocam dedim. Üstünden 5 dakika geçmedi. Leman Hanım konuşması. Leman Hanım gidin terzi bilmem kimin yanına size bir kıyafet versin ama bu gece sadece. Ertesi gün sabah sabah vereceksiniz. Tabii hocam. Ben o kıyafeti giydim. Kadın mahkumların Yunus Emre Enstitüsü'nde açılışta konuşmamı yaparken gerçekten çok samimi söylüyorum. Herkes ağlardı. Ve o kadar bir teşekkür, o kadar bir satış oldu yaptıkları eserleri sattık. Sattığımız eserlerin parasıyla o dönemde 6000 TL gibi bir para topladı. Ve ben gene sordum cezaevi müdürüne. Bu arada hatunlara da sordum. İhtiyacınız nedir içeride? İşte onlar yatak istediler, bir şeyler istediler. Cezaevinde de her türlü soba kullanma şansınız yoktur. Evet. İzinlere bağlıdır. Evet. Kalorifer soba alındı dilimli. Yatakları eksikmiş, yatak alındı. Onları götürüp teslim ettik ve dedim ki işte bu yani proje başından sonuna kadar, ne kadar güzel. Çok güzel bir şekilde. Peki bu özel anneleriyle el ele seramik sergisi. Bu da ne zaman? Yılı 2018. Özel annelerle el ele. Evet, özel annelerle. Evet. Özel anneler, sergisi. Özel gereksinimli çocukların anneleri. Şimdi bu anneleri nereden buldun? Bu anneler Tefkoşa Özel Eğitim Merkezi'nin önünde her gün görüyorum. Ben böyle çokum halinde otururlar, sohbet ederler. Zaman zaman gider onları programlar için ziyaret ettiğimde bakardım ki bu anneler oralarda otur işte mülhiyatlar, ne bileyim ben kahve içer, tığ işlerler. Dedim ki bu insanlara bir şey yapmak lazım. Böyle guru gürültüye oturmasın. Üstelik bu insanlar özel anneler.
Gerçekten çok özeller. Tabii Leman ne yapacak? Onlara hemen, onlara gittim bir gün dedim arkadaşlar çamur oynamak istersiniz. Nasıl yani falan. Dedim böyle böyle bir projem var benim. Atölyem de size 10 dakika uzaklıktadır. Gelip atölyemde kahvemizi içip çocuklarınız okulda olduğu süre içinde. Çünkü başka bir saatte gelmeleri mümkün değil. Gelir misiniz? Geliriz. Müdür hanımdan izin alalım. Müdür hanımla konuştuk. Bir proje yaptık gene. Özel anneler atölyeme geldiler. Gene böyle 3 ay diye başlarız biz ama doymayız. 8 aya sürün dedik. Sonra arkadaşlar benim atölyeye gelen çamurcu arkadaşlar dedi. Leman biz de destek verelim bu sergiye. Ne yapalım? Özel annelerle el ele olalım. Eserlerimizi verelim. Aynı sergide biz de katılalım. Ve BEDES'ten de çok büyük, çok güzel bir sergi açtık. Gene satışlarından elde ettiğimiz parayı özel annelerin arasında paylaştırdık bu sefer. Çok güzel, harika. Ve okuma yazma bilmeyen, hayatında sen ne isten diye sorulmayan anneler var hocam. Yani bir özel çocuğun annesisiniz, okuma yazma da bilmiyorsunuz. Evet. Ve aile fertleri tarafından aslında sen ne isten acaba? Senin bir isteğin var mı diye sorulmayan çok insan var. Ve bu annelere ben sorduğumda bu parayı işte ne yapacaksınız? Hocam dedi ben restoranta gideceğim ve menüden dedi yemek seçeceğim. Çünkü hiç gitmedim. Aman. Şimdi düşünün siz ya biz restoranta gitmek için şey yaparız. Aman işte buraya çok gittik, buraya bunu yaptık gitmeyelim. Evet. Kadının hayatında 40 yaşlarında hiç restorana gitmemiş. Hiç şey seçmemiş, yemek seçmemiş menüden. Ve bunun üzerine bu projelerimizin sponsoru da buradan hakkı kalmasın. Vakıflar İdaresi'ydi, EFKAF sponsorumuz olurdu. Malzemelerimizi alırdı, enerjileri ben verirdim eğitimi. Evet. Malzeme konusunda bize destek olurdu. Bunu anlattığım zaman şey dedi, onları bir anneler günü yemeğine götürelim. Ve bu arkadaşımız anneler günü yemeğinde o muradına da ermiş oldu. Ne güzel. Onları böyle kavuşturmak iyi geliyor bana da. Evet. Sevgiyle paylaşmakla geçmeli tüm ömrümüz. Bugün sevgiyi paylaşmak için bir araya geldik. Sevgiyi en güzel paylaşan sanatçılardan biriyle birlikteydik. Leman Cankat'la birlikteydik. Özel bir gün diye literatürde geçen ama aslında her zaman özel olması gereken insanlara, kadınlara, annelere, analara buradan bir kez daha kocaman sevgiler, selamlar olsun. Ama son sözlerini, daha doğrusu son sözler demememiz lazım. Aman öyle bir şey söylemeyelim de. Bu programla ilgili veya bu buluşmayla ilgili sözlerinizi alalım, son cümlelerinizi alalım Leman Hanım. Ama Leman Hanım'dan sonra, Leman Hanım karşıdan buradan alabilirsiniz. Leman Hanım'dan bu sözleri aldıktan sonra diğer konuğumuzdan da sözlerini alacağım. Ve programı öyle kapatacağım. Önce Leman Hanım'dan alalım son sözlerini. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Lefke'de, bu mütevazi stüdyoda sizinle, Yusuf Hocam'la ve reji masasında Teoman Oktay'la birlikte olmaktan bugün çok büyük keyif aldım. Size gelirken atölyemden bir yemeği göz nuru seramik tabağımı getirdi. Muhteşem. Çok teşekkür ederim. Olarak, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir mesaj vermek istiyorum ben haddim olmayarak ama biz bu dünyaya insanlar oturup bir düşünsünler istiyorum. Biz bu dünyaya niye geldik? Yani ben Leman olarak evet doğdum. İster İstanbul'da ister Afrika'da. Bir yerlerde dünyaya geldik ve nefes alıyoruz. Ve bize bir güzel beden verilmiş. Özellikle sağlıklıysak, elimiz, kolumuz, gözümüz görüyor, nefes alıyoruz, hareket edebiliyoruz. Bu organizma bir kere bu dünya hareket etmek için geliyor. Oturmak için gelmedi. Ama biz maalesef şeytan dedi ki diye bir kitap okudum ben. Evet. Ve şeytan dedi ki de şöyle diyor. Allah diyor,
insanı yarattı. Şeytan diyor komutayı yarattı. Komutayı eline alıyor, insan koltuğa seriliyor ve bedenini oturtuyor. Allah diyor patatesi yarattı. İnsan diyor onu deep fry yaptı, kızarttı, üstüne sos koydu, insan hasta oldu. Allah diyor yoğurdu yarattı. İnsan diyor yoğurdun içine bir sürü şeyler kattı. Meyveli yoğurtlar, şunlar bunlar yaptı, hasta oldu. Allah diyor eti yarattı, insanoğlu yesin protein kazansın diye. Şeytan diyor işte sosları yarattı, şunu yarattı, bunu yarattı ve insan diyor hasta oldu. Ve sonra diyor angiyoyu yarattı, işte açık kalp bypass'ı yarattı. Yani biz en azından bugün insan bir düşünsün, ben neden bu dünyadayım? Ben neden nefes alıyorum? Ve ben bu aldığım nefesi ve verdiğim bu nefesi hak ediyor muyum? Yani biz şöyle bir insan kendince bir yüzsüzlük içindedir. Zanneder ki her şey kendine sunulduğu sonsuz sınırsız, doğayı da harap edecek, çiçeği de koparacak, otları da kesecek, ağacı da kesecek, yakacak. Biraz önce güneydeki 3000 yıllık zeytin ağacını söylerken, evet. Geçen sene Kalkanlı'da yanan zeytin ağaçları evet. geldi ama kral evet. ve kraliçeleri evet. yaktık biz. Evet. Ve umurumuz değil. Yani ben bu fitursuz, bu yüzsüz, toplum olarak da yüzsüzlük, ben onu da söylemek evet. isterim. Yani evet. biz toplum olarak da, çünkü aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Bizim aynamız meclistir. biz meclisi oraya yolladıysak, o zaman aynası, hani şey derler ya, bir ailenin çocuklar aynasıdır. Tamam yani ayna yüzümüzüme baka baka kapkara olduk. Yani karaya, beyaza çok hoşlanmıyorsunuz ama... her zaman için kirli olanı siyah, temiz olanı beyaz diye gösterdiler evet. bize bugüne kadar. Böyle bir algı var kafalarımızın evet. içinde. Ama siyah da sevdiğim bir renktir, onu da söyleyeyim. Ben şunu söylemek istiyorum. Bir kere karşınızdaki yalancıdır diye, karşınızdaki yüzsüzdür diye, karşınızdaki edepsizdir diye, siz de edepsiz olmak zorunda değilsiniz. Kocan seni aldattı diye sen de gidip kocanı aldatmak zorunda değilsin. Yani bu sana verilen bir hak değildir. Evet. Sen kendi etik değerlerinden, sen kendi saygınlığını kendin için korumalısın. Bir de şunu insanlar düşünsünler. Mesela biz karşıdakine güzel davrandığımızda, saygılı davrandığımızda, karşıdaki zanneder de bunların hepsini hak etti. Hayır, benim o kendi güzelliğimdir. Ben kendim iyi, sağlıklı, kaliteli, saygın olduğum için sana saygın davranırım. Ama sen de yüzsüzleşme. Yani çok 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 şey konuşabiliriz. Ancak insanlar diyorum ben, genetiğimizde olan, şöyle bitirmek isterim. Benim içimde bir evliya var, bir de eşkıya. Hepimizin içinde var. Hani yin yang derler ya, evet. siyah, beyaz, evet. iyi, kötü. Ben onu evliyayla eşkıya olarak belirledim. Ben evliyayla keserim. Evliyayla ahbaplık ederim. Ama eşkıyayı hiç öldürmedim. Eşkıya da orada durur. İhtiyaç olduğunda eşkıya çıkar, yüzsüzleri yapar. Şimdi buradan sevgili eşime de selam olsun Nuran Nidayi'ye, onun söylediği bir şey var. Diyor ki hep derler ya sevgi alışveriştir. Diyor ki hayır. Sevgi alışveriş değildir. Sevgi veriş alıştır. Çünkü vermeden bir şey alamazsınız. Onun için sevgiyle yoğrulsun insanlar diliyoruz. Ama programa başladığımız ilk konuğumuza dönmek istiyorum. Sevgili Teoman Oktay. Evet, yüzsüzler, sizinle başladık, sizinle devam ediyoruz ne yazık ki. Sizler kendinizi çok zannediyorsunuz ama biz sizden daha fazlayız. Sizler böyle önemli sanatçıların elinde böyle resmedilmeye, şekil olarak gösterilmeye devam edeceksiniz. Yüzsüz olduğunuz için kendinizi dokunulmaz zannetmeyin. Yüzsüz olduğunuz için her şeyi yapabileceğinizi zannetmeyin. Yüzsüzler
Yanınıza Leman Cankat'la birlikte yakında Arsızlar da gelecek. Arsızlar ve Yüzsüzler hep karşınızda olacağız. Ama sen iyi ki geldin, iyi ki bizimle birlikte oldun. Teşekkür ederiz. Son bir cümle söyleyebilir miyim? Tabii ki Leman Bey. Şimdi heykelimize baktığımızda bu Yüzsüzler heykeline, bakın aşağıdaki bu halktır ve evet. Kocamandır. Evet. Bu halk eğer gücünün farkına varırsa, bu sırtında kene gibi yapışılı yüzsüzleri, eğer bu halk ayağa kalkarsa, bu sırtındaki yüzsüz keneleri bir anda aşağı atabilir. Yani biz farkında olalım, güç bizdedir. Büyük olan biziz. Hep korkuyoruz ya işte, bu bana bir şey yapmasın da söylemeyeyim. Sen seçtin onu, sen oturttun oraya, indirmek senin elindedir. Sen yeter ki kendine gel, sen yeter ki farkında ol, sen yeter ki silkelen ve kalk ayağa. Bakalım bu yüzsüzler senin ayağının altında ezilmeyecekler mi? Evet. Güçlü mesajlar verdik. Sevgiyle kalın. Analar özellikle. Yine bu özel güne dönelim. Kadınlar, analar ve biz insanoğulları, kadınların çocukları. Hepimiz için sevgi, paylaşım bir olsun, yüce olsun. Bu dünya sevgiyle büyüyecek. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Yeah.